7 yıl önce eşimi kaybettim trafik kazasında. Çok bekledim. Gelecek diye bekledim. Yokluğunu en çok ne zaman hissettiniz? Çocuklarımda hissettim. Ben bunları nasıl büyüteceğim? Çok kötü bir şey bir kadın kızın. Ben aynı işe girdim. Babamı kaybettim. Şu an lütfen. Yaşıyordum yani. Sezonun 3. haftasına dün hızlı bir giriş yaptık. Bu hafta tam 14 bilezik söz konusu olunca mutfak da hayli kızıştı. Gerçekten de kıran kırana bir mücadele başladı. Bakalım bugün neler olacak? Şimdi bu tarafa dönüyorum çünkü konuşmamız gerekenler var yüz yüze. Dün küçüğüm Fatma ile kayınvalidesi arasında biliyorsunuz bir çeyiz krizi yaşandı. Çeyizler serildi, çeyizlere baktık ilk defa kayınvalidesi ile birlikte. Fatma'nın çeyizini kayınvalidesi şu anda bizimle birlikte ilk defa görecek. Şöyle yapalım mı? Nasıl şuradan açalım? Tut ucundan şöyle. Yemek açarmış gibi. Ben vereyim mi size ucunu? Gel aşkım sen de merak etmiyor musun kız? Bari şimdi merak et. Hiç tut. Merak çok ediyorum. Önemli. Açıyorum. 3, 2, 1. Fatma'nın çeyizi. Açtım. Çok güzel. Ay, dur bakalım. Tek tek inceleyelim. Klasik meşhur gelin. Tüylü terliklerimiz. Ama asıl kriz bence birazdan patlak verecek. Çünkü dün ikisi de ayağının tozuyla gelir gelmez bir hakkında öyle şeyler söylemişler ki sanırım buraya çözmeye gelmişsiniz ben öyle anlıyorum. 3 haftalık evli olunca mevzular biliyorsunuz daha çok taze. Neyse kadın kadına konuşmamız gereken çok şey var onu görüyorum. Bakalım birbirleri hakkında neler söylemişler dertleri neymiş izleyelim. Ben size eşimle tanışmamızı anlatayım kızlar hemen. Anlat canım. Eşim sosyal medyayı çok aktif kullanıyordu. 1 milyona yakın takipçisi vardı. Allah Allah. Ben orada gördüm dişleri işte gülümsemesi falan dişinin güzelliği bana çok dikkatimi çekti. Dişi. Bembeyaz o süt dişleriyle böyle güldüğü zaman mı tavladı? Aynen ben adım attım ben mesaj attım. Evime geldi. Ya oğlum doğum günü vardı. Benim oğlum mesela nasıl diyeyim çok kız arkadaş gelip gidiyor deve de. Hani ben Fatma'ya gelinim olacağını bile düşünmüyordum. Hiçbir elektrik almamıştım. Yani oğlum da zaten kız arkadaş çok olduğu için. Hani dedim sıradan biridir. Oğlum istediği için mecbur olduk. Neden hoşuna gitmedi Emine Hanım? Yani görünce elektrik alamadım dedi. Ya boyu çok kısa. Benim oğlum 1.80 boylarında. Yakışıklı, baba yiğit. Bence Emine Hanım çok memnun değil. Öyle evet, memnun değilim. Kayınvalidem gerçekten neredeyse oğlumla evlen diye de yalvaran birisi. Ciddi anlamda böyle. Oğlum artık yani bir yola sok. Gerçekten bir şeyler sahibi olsun. Sen başında dur diyen birisiydi. Geliniz dedi ki ben dedi kayınvalidem dedi aslında dedi beni istiyor dedi yalvardı dedi. Ya benim ona sormam lazım yani bu şeyleri başka şeyler de var. Başka şeyler de var. Ben şok. Niye farklı konuşuyorsunuz onu bilmiyorum. Anlamadım. Bilmiyorum ben doğruları anlatıyorum kendisi orada çok başka konuşmuş çok şaşırdım.
Farklı konuşmuyorum. Emineciğim sen oğlumla evlen Fatma, iyi olur bak, oğlum da işte bir yola girer. Yalvardın mı? Oğlumla evlen diye yalvardın. Yalvarmadım ama ben Fatma'nın o huyuna bayılıyorum. Evet, gerçekten oğlumu yola soktu. Yani nasıl diyeyim, otoriter, çekip çevirdi. Oğlum nereye, hangi yola gidiyordu da yola soktu? Ya yola soktu derken şimdi şöyle, yoldan çıkmış bir hali yok tabii ki illaki ama gençliğin verdiği bir hızlılık. Yani öyle diyeyim. Duruldu. Fatma durdurdu yani. Çok mu flörtü durdurdu. Vardı? Çok mu hızlı yaşıyordu? Yok. Ay nasıl korkuyor gelinden. Ay nasıl bir bakıştı. Yok. Tam hızdan kastın ne aşkım? Çok mu geziyor, tozuyor, para harcıyor? Ya çok gezip tozuyordu. Yani eve girmiyordu. Ben tanıdığımda evlerine girmiyordu yani. Hmm. Evet. Ama benim sayemde artık eve geçip evde oturabiliyordu. Senden kaçabilir mi ya? Kaçamaz. Yani işte. Kaçamaz. Ama yani bir dakika, şaşırdım. Yönetmenimizin de bir yorumu var. Tabii. Sen demişsin ki. Evet. Yönetmenimize. Kayınvalideler de şahitmiş bu evet. arada. Dün kayınvalide odasında söylemişsin. Oğlumun çok flörtü vardı gibi şeyler söylemişsin. Çok kız getirdi. Kız arkadaşı. Şöyle söyledim. Hani çok kız arkadaşı vardı. Yani Fatma'yla ilk tanışma anımız. Yani sıradandı diyeyim. Hani ben kız geliyor evleneceğini da, falan yani bununla bir yuva kuracağını falan düşünmedim. O kızlardan demiştim. Biri zannettin. Yani normal Fatma bir... Fatma da hızlı çıktı. Evet. Ben de aldım. Fatma dişlerine aldım. Mi aşık oldun? Evet. Dişlerinin güzelliğine, yapısına, gülüşüne direkt. Benim oğlum dalyan gibiydi. Bunun da boyu minnacık, çerçeveye sığdıramadım gibi şeyler söylemiş Emine Hanım. Kendini ama... çerçeveye sığdıramamış da ben oğlunu hayatıma sığdırdım ve çeki düzen verdim. Ben de çok güzel, çok tatlı, çok akıllıca bir cevap verdi Fatmacığım. Fatmacığım çok hızlı, ben size söyleyeyim. Abla kardeş gibiydik, hiç kaynana diye düşünmezdim. Ama bak öyle diyorsunuz da. Bir anda biz böyle da. Olduk. Ama yan evlendikten yana... sonra kaynana, kaynanalık yapıyorsun bana deyince herhalde sanırım ben de o havalara mı girdim, ne yaptım bilmiyorum. Aynen. Yani ben kaynana ben olmadım. Ben oğluna da söylüyorum, annen şu an kaynanalık yapıyor diyorum. Evet. Her hareketine, çünkü yapıyor. Bence görüyorum. Fatma da ne sonra yapıyor? Da söylüyor. Ne yapıyor? Balayından beri günlük fix arıyor. Bir kere Caner dedi ki oğlu, annemi bir kere arayayım mı dedi, ikinci günümüz dedik. Hani bir haber vereyim, geldik merak etmesinler. Ben de tamam dedim. Keşke aramaz sana olsaydı. Sordu, aynen olmuş. Sordu. Hani balayındayız diye, o da uygun olur mu? Çünkü ben hiç aramadım ailemi. Ondan sonra ben de tamam ara dedim. Aradı. Akşam da aradı kendisi sonra bizi. Sonra sabah da aradı, balayı bitene kadar aradı. Eve geldik, aramaya devam etti. Ben artık eşimle kavga ettim. Ya aramayacak dedim. Bak şimdi benim ailem daha hiç aramamış. İkinci günün bunun kavgasını mı yaptınız balayında? Evet. Çünkü bak şimdi sabah ayrı arıyor, sabah sesli arıyor, akşam görüntülü arıyor. Ne kadar yanlış. Ben daha yeni evliyim. Öyle yaptın mı Emine? Ya ben aradım ama ben bunların kavga ettiğini falan şimdi duyuyorum. Yani ben de şok yani. Gelelim mi gerçeklere? Gelelim. 14 bilezik söz konusu ya. Bugün ne yemek yapıyoruz Yiğit'ciğim? Üf! Yani şu yemeği kime söyleseniz akşam ne var karıcığım mesela diye soracak kocanız. Diyeceksiniz ki siz de tutun örtülerin ucundan. Kaldırın örtüleri. Kocacığım akşam yemekte patlıcanlı, kuzu etli pilav var diyeceksiniz. Ya. Evet, sonra o da annesini aramayacak bu yemeği yedikten sonra. Yazalım mı? Patlıcanlı, kuzu etli pilavımız için 4 adet patlıcana ihtiyacımız var. Et sotesi içinde 500 gram kuşbaşı kuzu et, 1 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı pekmez. Pilavı için 4 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 5,5 su bardağı et suyu ya da normal su da olabilirmiş, 1 dolu tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Bu pekmezler ne ki böyle?
azıcık böyle şey tatlı olacak herhalde. Kayınvalidelerim iyi miyiz? Evet. Gelinlerin sizi motivenizi bozmasına izin vermeyin, tamam mı? Motivasyonunuzu sağlam tutun. Öpüşün, ayrılın. Yedi yıl önce eşimi kaybettim trafik kazasında. Çok bekledim. Gelecek diye bekledim. Yokluğunu en çok ne zaman hissettiniz? Çocuklarımda hissettim. Ben bunları nasıl büyüteceğim? Çok kötü bir şey, bir kadın kızsınız. Ben aynı işe girdim. Babamı kaybettim. Şu an neredeyiz? Yaşıyordum yani. Süreniz tam 50 dakika. Oo. Hazırsanız 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hanımlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kendinizden bayağı bir emin hoş geldiniz dediniz. Bugün sesiniz çıktı Gönül Hanım. Haftanın ilk gününden çeyre alınca ister istemez. Hayırlı olsun. İnşallah güle güle kullanın. Devamı da gelecek Allah'ın izniyle. Bakarız, göreceğiz. Emine Hanım, dün hatırlıyorsanız burada bayağı bir genizin arkasından bayağı bir attınız, tuttunuz, söylediniz. Evet, evet. Bana anne demez mesela. Emine teyze gel, Emine teyze git, Emine teyze, Emine teyze. Oğlum mesela şey dedi, hani anne der misin dedi, demiyorum diyor. Mesela ben utanıyorum. Nasıl utanıyorum? Büyüklerimiz var, biz kalabalık bir aile olarak yaşıyoruz. Bu anne diye hitap etmiyor bana, dedirttiremiyorum yani. Ama bugün gördüm gelinin yanında, evet, bildiğiniz bir kedi yavrusu gibi pısırdınız kaldınız. Siz oğlunuza layık görmediğini söylediniz. Evet. Hani adam ettim aldım bir çerçeveye sığdıramadım dediniz. O hayatıma sığdırdı dedi. Siz de onu böyle alkışladınız. Bu kadar çekiniyor musunuz gelinizden? Alkışlamam sebebim şeydi. Yani hani alay edercesine yani. Tamam ama evet, şimdi. Yani burası vallahi, geri zamanı. Vallahi o alkışlama bizde teşekkür etmeye gelir. Yani hak vermiş oluyorsun. Yok yok yok. Bakma, yo, hayır, yo, hiç. Ben onu siz belki öyle görmüş olabilirsiniz ama benim niyetim öyle değildi yani. O alkışlama sebebim. Ama ben de bazen böyle alaycı tavırla böyle yapıyorum yani. Tamam, ama orada, yaparım. Evet. Orada gelinle bir karşılık veremedi yani bir vermesi gerekiyor. Verdim. Yani verilmesi gerekiyor. Burada gerekenleri söyledim ama alkışı. Bakın şunu alay amaçlıydı. Gönlüm. Hani aferin sana yani hani evet, doğru şey olarak değil, doğru olarak değil. Alay edercesine. Evet, evet yani. Kızlar günaydın. 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 Oh. Yine bugün ay gibi parlıyorum. Çeyreğimi aldım. Çeyreğim de parlıyor. Güle güle harca. Tuğba! Çok. Bir şok yaşadım da ben de. Ay bu şoklar çok güzel. Ay. Yine biz yaşayalım. Şok. Sen de tam yıldız gibi giyinmişsin evet, bugün. Al şekerim. Teşekkür ederim. Beşi bir yerde yeri dizmeme tam son bir altın. İnşallah bugün de o son bir altın alacağım. Beşi bir yerde yerim ondan sonra tam buraya dizeceğim. Anca o kadarını yaparsın. Ya. Evet. Elif. İlerisi yok bak. Sadece beşi bir yerde. Elif en son bir bilezik hedef aldı. Hedef küçük. Hedef küçük. Şey. Elif en son bir bilezik aldı. Sonra Elif'i gören oldu mu stüdyoda? Ben görmedim de. Fırsat veriyorum size. Ben bir şey söyleyeyim mi Tuğba? Ağlamayın diye. Ben asla ağlamam. Ağlayanlara konuş. Şöyle söyleyeyim. Efsane gelin, efsane gelin dediler ya Elif için. Elif de kendine ben efsaneyim. Ben buraya geldiğim zaman ilk geldiğini hatırlıyor musun? Sana Elif kestane çıktı canım.
Tuğba'nın şansı yok dedi. Kestane ama çıktı. Efsanelerle demek potaya girebiliyormuş hayatım, şekerim. Sizin aldığınız bileziğin aynı parasını ben o hafta iki çeyrek alarak kapattım zaten. Neyin derdindesiniz siz? Ben sizin gibi üçer üçer almıyorum. Aldım ben net. Öyle rakip falan yanıma çekmiyorum abi. Şöyle söyleyeyim, ben zaten üç tane olmasından memnun değildim. Ya olsun ya olmasın gözümdeydim. Ama Melike biliyorsun. Korktu. Korkak. Ve ona cüveyeceğini geldi. Ve kurayı yaptık. Gerçekten de hak etmediği için ilahi adalet ona çıkarmadı. Bak adaletsiz olan sensin, tamam mı? Allah'ın adaleti. Adaletsiz tuttu. Olan sensin. Keşke daha önce kayınvalidem senin tabaklarını savunduğunda, başka kayınvalideler savunmadığında evet Tuğba doğru yapmış demeseydim. Keşke birçok şeyde yardımcı olmasaydım. O kadar pişmanım birçok ki yaptığım için. Neyde yardımcı ne, oldu ne yaptı ki? Bu bana be? Yemeğini mi yaptı? Hiç sen de şey yapma ya Tuğba. Hiç şey, yani. Ne yaptın kızım bana? Yemeğimi mi yaptın? Neyse Fatmacığım. Vallahi senin içindeki eteğindeki taşlar da bayağı bir dolmuş, birikmiş. Evet. Yani resmen buraya gelmek için kayınvalidemin bütün açıklarını dökeyim diye mi geldin? Etindeki bütün taşları döktün. Ne oldu Fatmacığım sana böyle? Çünkü son zamanlarda yaptıklar artık zoruma gidiyordu. Ben de dedim ki gideyim en azından söyleyeyim bilsin. Sebebi ne bilsin. Söyleyemiyor muydun da buraya gelmeyi bekledin? Yok, orada da söylerdim. Ama burada herkes önünde söylemek istedim. Belki biraz utanır diye. Aa, ay. Sen var ya gerçekten çok yüreğin gibisin ya. Sen onun evladıyla ömür geçireceksin. Farkında mısın? Evet. Farkındayım. Yok seninki de tamam hani lafını söylersin ama seninki de fazlalık yani bu kadar ben da öyle olmaz. Düşünmüyorum. Bana yapılan da çok fazlalıktı. O yüzden bence yeri ve zamanı burası diye düşünüyorum. Ya Fatmacığım düğüne 2 ay kala kayınvalideyle küsmek nedir? Neden küstünüz siz? Ne oldu bu kadar büyük? Ya şimdi ben dün biraz öyle her şeyden bahsedemedim açıkçası. Burada da maddiyattan yana asla hiçbir şeyde hiçbir şekilde talep etmedim. Ama onun üzerine çatal bıçak takımı istediğimde annenden al demesi düğüne 2 ay kala bizim şey, aramızda bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir eleştiri yapacağım. Çatal bıçak takımını asla erkek tarafı almaz. Kız bekarken çatal bıçak takımını alır. Bekarken daha bak sevgilisi olmasın. Kenara koyar. Evet. Ya bu her zaman şimdi böyledir. Şöyle Tuğba'cığım. Biz hiçbir şeyi adetine göre yapmadık. Adetine göre yapmayıp ben de almamam gereken beyaz eşyaları aldım. Almamam gereken birçok eşya daha aldım. Bu yüzden ben de ufak tefek şeyi de bir kere elin olsun bir isteyeyim bakayım diye aradım ve söyledim. Hayır. Söylediğimde de senin annen alsın dedi. Biz yaptıkça bak, dahasını istediği için bak, aramız böyle bu şekilde çok önemli oldu. Bir şey söyleyeceğim. Çatal bıçak takımı bir ben, kızın çeyizidir. Fatma Hanım dikkatimi çekti. Kızımız şey dedi. Düğün arifesine 2 ay kala. Evet, evet. Küsmüşsünüz. Bu nasıl bir şey yani düğüne 2 ay kala kayınvalidemle küstüm dedi. Nasıl olacak? Küstü, nasıl yaptınız küsülüken bu düğünü? Kendisi küstü. Ben de yani küsersen küsersin demeye dediniz, getirdim. Ben de aramadım ve küslük devam etti yani. Neden yani 2 ay kala küstüğünüzü anlatmadınız anlayamadık ama. Ya ben şöyle anlatayım. Yani bu çeyiz mevzusu bizde... Dün de hatırlıyorsanız yani bayağı bir sıkıntı yaşandı. Bana çatal bıçak takımının alınmasını istedi. Ama bizim o taraflarda yani kız tarafı bunları hazırlık bizde yapan. Bizde de öyle. Aynı. Ben de doğru annen söylüyor yapsın deyince oradan oluştu. Küstük, oradan gelişti. Evet, evet, evet. Ben de yani dedim hani sen küsersen ben... Akşamdan küserim. Size bir şey diyeyim mi? Evet. Dün mesela çeyizini gördük Fatma kızımızın getirdi ki size bu çeyizi göstermemiş. Göstermedi. Hiçbir şekilde. Göstermedi. Zaten kaldı ki gösterecek bir çeyizi yoktu. Ben sizin yerinizde olsaydım baştan gösterilmeyen bir çeyize kralı gelse beni o masada sandalyeden kaldırmazdı. Ben... Ve ben sizin yerinizde olsa tepkinizi gösterirdim ve kalkıp o çeyize bakmazdım. Ya gelinine de insan bir tane hazırlık yapar ya. Yoksa yok yani kadın borç harçalıp ödeyemeyecekse. Tamam kayınvalidende yok, kocanda da mı yok? Fenomen diyorsun, 1 milyon takipçi kocam diyorsun. Kocam zaten kendine kendi adına aldı, bilezik falan aldı. Ne aldı? Onları taktı, bilezik aldı. Kaç 22 tane? Ayar. Kaç tane? Daha fazla almak istiyordu ama ben parayı başka bir şekilde değerlendirdiğim için bir tane aldırdım. Ha bir tane alabiliriz. Aynen.
Bir şey soracağım. Senin evini merak ediyorum. Kayınvalidende görmemiş ya. Evet. Zaten ekip hani başvurduğunda istiyor bunları. Buraya getirdin mi evini? Getirdim, getirdim. Yönetmenimden evimin görüntüsünü rica ediyorum. Kaynanam da sizinle birlikte ilk kez görecek şimdi. Ay. Kızlar, öncelikle sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Kayınvalidem de sizinle birlikte evimin son halini ilk kez görecek. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Burası benim ara holim. Buradan böyle direkt banyom ve lavabom birlikte. Hemen sağ tarafımda normalde çocuk odası fakat ben çocuk odasından protestinak uzmanı olduğum için malzemelerimle değerlendirmek istedim. Böyle malzemelerimi koydum. Normal oturma odam da Amerikan mutfak olduğu için berjerlerimi buraya yerleştirdim. Hemen sol tarafta yatak odam vardır. Şöyle göstereyim. Burası da oturma odam. Oturma odamla mutfağım birlikte. Amerikan mutfak şöyle. Ben bej rengi olduğu için üstüne örtü aldım ki çok fazla kirlenmemesi nedeniyle. Bu da perdem. Size perdem hakkında hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yakından baktığınızda da perdem pilesiz. Düz. Böyle çektiğimde dümdüz duruyor. Bunun sebebi ise kayınvalidemle biz birlikte perde bakmaya gittiğimizde daha az para ödemek için hem orada pilesiz yaptırıyor ki ben pile ne bilmiyorum. Bana diyor ki sen pilesiz istedin. Ben hayatımda pile ne duymamışımdır bile, pile nedir bilmem bile. Fakat onun bana iddia etti. Sen orada pilesiz dedin dedi. Ve ben o yüzden pilesiz yaptırdım dedi. Ama ben asla öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha az miktar ödemek için bana pilesiz bir perde yaptırdı. Ve şu an ben onu kullanmak durumundayım. Bakın dümdüz duruyor. Perdeyi bile bir perde istedik. Bir perde. Evet. Ya ben pileyi nereden bilirim? Yani nereden bilebilirim? Bilemezsin. Fatma, ben bunları aldığım kredi çektim sana 150 bin. Aa. Ay. Kredi mi çekti sana? Seninle, senin kredinle alakalı hiçbir şey hayır, yok orada. Hayır, ben eşyalarınızı almak bir için çektim kredi size. O da pilesiz. Gitmişsin, tırnak malzemesi almışsın. Ben ilk defa evini niye göstermiyordun bana? Bunlar için mi göstermiyordun? Ben senin parana neden çeyizini malzeme aldım ya? Çeyizini de göstermedin bana. Vardı, dükkan, hey. Ya bir kere sen bir bırak orayı. Benim perdem neden pilesiz? Bana bunu açıkla. Sen istemedin mi pilesiz diye? Düz pile olsun ben hiç yapamam demedin mi? Ben pile nedir bilmiyorum bile. Nasıl pilesiz isteyebiliyorum? Hayır, sen dedin ki ben ütüyle falan uğraşamam. Düz olsun. İnanmıyorum sana. Burada duyup şaşırıyorum yani. Hayır, bak, duyup şaşırma. Kendi pile ağzına dedin. Zaman, bu, yani bu yaşıma kadar duymamışım. Sen bana diyorsun ki pilesiz istedin. Evet, sen istedin. Dedin ki Emine teyze ben ütü yapmasını sevmiyorum. Fatma, sen buraya beni niye çağırdın? Reklam etmek için mi çağırdın? Hayır, reklam etmek için çağırmadım. Yemek yapayım, tak, düğünde takmadığın altın bilezikleri burada tak diye çağırdım. Ya inanmıyorum sana ya, inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Ben sana altın da taktım. Tamam, devamını burada tak diye getirdim işte. Beni bul, tok gözlü biri olarak. Ve ben sana altınını taktım ama altın takmadın deme yani. Bir deme, tuğra lütfen. Taktın. Ne taktın? Bir tuğra taktın, bir bilezik bile takmadın. Ne takabilirdim? Sen ne istedin benden? Kabul etmiyorum. Fatma, yanlış anlama da ben yani şu duyduklarımdan öncesine kadar seni tutuyordum ve savunuyordum da. Hı. Ama sen dedin ya benim bana kayınvalidemin bir kuruşu bile geçmedi diye. Geçmedi. Kayınvaliden sana 150 bin TL kredi çekmiş. Bunları asla yansıtmıyorsun. Yani sen resmen kayınvalideni mi istemiyorsun? Kayınvalidene karşı bir negatif enerjin mi alıyorsun artık? Neyse, kayınvalidene yalan yanlış şey yapmaya gelmişsin buraya yani. Hayır, asla. Evet, asla. Öyle, çünkü sen söylemedin. Sen ne yaşadın ki? Beş kuruşu, ne bilebilirsin? 5 kuruşu bana geçmedi dedin. 150 geçmedi. Bin lira çekmiş sana. Geçmedi. 150 bin lira çektim diyor. Gidip ben sen kendine... görmedim 150 bini, görmedim. Bir tuğra almıştır, bir oturma odası almıştır. Yok, bu da ona 150 bin tutmadı bile, ben yok, biliyorum. Yok yok yok, sen gerçekten fenasın. Aynen tatlım. Çok fenasın. Resmen kayınvalidenin köşe yapmak için gelmişsin buraya. Tabii, tabii evet. Şu anda gerçekten o kadar sinirliyim ki bir hiçbir gelin kayınvalidesiyle bu şekilde konuşamaz. Perdesini yok, perdesi büzgüsüzmüş, yok bilmem neymiş. Biraz hani diyorum ya anne demesi önemli değil diye. Anne demesi hiç fark etmiyor. Adımla hitap etsin ama o bu şekilde konuşmayacak. Asıl önemli olan budur yani. Size teyze diyebilir. Siz hani teyze diyor kabul etmiyorsunuz. 41 yaşındasınız.
Ben yani onun sorun etmiyorum. Ama bu öyle bu şekilde konuşmasını kabul etmem. Bana istediği gibi hitap edebilir. Ama bu şekilde konuşamaz. Gerçekten çok sinirliyim. Ya iyi ki böyle bir gelinim yok. Ben de şu an şoktayım. Yani ne bileyim biz buraya yarışmaya mı geldik? Yemek yapmaya mı geldik? Yani beni mi rezil etmeye geldin? Sen var ya çok saman altından su yürütersin. Tehlikeli, tehlikeli. Bak gerçekten helal olsun. Resmen kayınvalidenin eşinde elini yani böyle parmağında oynatıyorsun. Ya neden parmağımda oynatayım arkadaşlar Allah için ya. Hayatım sen sazı almışsın eline gıygıdı gıygıdı saz çalmaya çalışıyorsun ama. Oh iyi yapıyorum sen onu yaptırma. İyi yapıyorum bak yapıyorum yaptırma. Da gayet. Yaptırma. Sen de kayınvalideni küçümseme. Gayet vallahi bir yapıyorum. Gönül annem vibe'ı aldım böyle sessiz sessiz yapıyor gibi o da. Vallahi hiç kimseyi ben küçümsemiyorum ama benim kayınvalidem zaten bildiğiniz şu an anlattığı gibi birisi değil zaten. Şimdi Fatma orada çıkıp konuşuyor fakat benim nasıl bir hayat yaşadığımı, buralara nasıl geldiğimi bilmiyor. Hayırdır? Emine Hanım hayırdır? Nasıl yani? Tabii ki biz de bilmiyoruz şu yani anda. Yani ben 7 yıl önce eşimi kaybettim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Evet yani hiç kimse bir yerlere kolay gelmiyor yani, gelmiyor. Ben 7 yıldır çalışarak... Ve ben Fatma'ya her defasında dedim bak yani beni tanıdığından bu yana. Benim size yapabileceğim şeyler çok yüksek bir beklentiye girme. Olay nasıl oldu? Eşim tır şoförü bir gece işte uyuyor sanırım. Otobüse arkadan vuruyor. Ay. 9 gün falan bir yoğun bakımda kaldı kendisi. Ama ben hani şey sanıyordum iyi durumu... yani kalkacak yine aramıza dönecek diye düşünüyordum. Ama durumu bayağı bir ağırmış. 9 gün yoğun bakımda kaldı. Yani 10. günü vefat etti. O zaman benim çocuklarım da daha küçüktü yani. Büyük evet, oğlum Fatma'nın eşi lise 1'e gidiyordu. Tabii. Yani öbürü 16. daha küçüktü, öbürü daha küçüktü. 15 en küçük olan falandı. Kız çocuğu. Kaç yaşındaydınız dul kaldığınızda? Benim eşim 36 yaşında vefat etti. Siz benden kaç 3 yaş büyüktü, 33 yaşındaydı. Peki geçiminiz yani tır şoförüydü diyorsunuz. Bilmiyorum çocuklar hani 3 çocuk var. Ve nasıl idame ettirdiniz hayatınızı, yaşantınızı? Ben bir çöküş yaşadım. İlk önce. Ben onu tahmin edebiliyorum biliyor musunuz? 3 ay falan böyle kendime gelemedim. Sonra baktım ki olmuyor. Hani çok bekledim. Gelecek diye bekledim. Ama gelmediğine de artık inandım. Evlatların İnanınca da var zaten. Yani 3 tane çocukla... Peki ne yaptınız? Yani çocuk, 3 çocuk var okuyorlardır. Çalıştım, hep çalıştım. Ha, çalıştınız, en büyük işe girdiniz. Evet, annem de. Ben babam da akciğer kanserini de kaybettim bu arada. Yani 3 yıl aralarında yok. İlk önce eşinizi sonra yok, babanızı önce babamı kaybettim. Sonra eşimi kaybettiniz. Evet. Annem ve 3 çocukla. Yani şöyle diyorum gelir tamamıyla başka bir yerden geliriniz yok muydu? Yok yok yok. Yani gelirimiz siz çalışmak yok. Zorundaydınız. Aynen, aynen. Eşimden sigortadan dolayı ufak bir maaş bağlandı ama çok az bir meblağ. Hı-hı. Yani onunla geçinmenin imkanı yoktu. Yokluğunu en çok... Ne zaman hissettiniz? Ya en çok çocuklarımda hissettim. Yani şey dedim. Hani nasıl diyeyim? Ben bunları nasıl büyüteceğim? Çok kötü şey bir kadın için. Işte. Evet. Yani hep kaygılandığım çocuklarımdı. Nasıl okutacağım? Nasıl evet. evlendireceğim? Hepsi sizin üstünüze kalmış yani. Evet. Tek başına bir evet, kadın 3 tane çocuk yetiştirecek. Hem anne hem baba olması yani insan ister istemez. Aslında ben çok güçlü bir kadınım. Öbürü öyle olman gerekiyor. Ben yani çok güçlü bir kadınım. Gerçekten bravo. Düştüm ama kalktım evet. yani. Düştüm. Çocukların yani düştüğümün de farkındaydım. Olacaksın. Ama toparlamam gerektiğinin güçlüsün. De farkındaydım. Gerçekten güçlüsün. Niye? Çünkü 3 tane çocuk. Yani düşünemiyorsun ve hiçbir... kimseden başkasından yardımı olmadan evet. ya biz kadınlar gerçekten aslında güçlüyüz. Çok güçlüyüz biliyor musun?
Benim en büyük kaygım zaten dediğim gibi kaygı bozukluklarım, yani psikolojimi bozmam. Dediğim gibi baba gidince ben bu çocukları ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani tekrar hayatınıza birini alma, yani evlenmeyi düşünmediniz mi? Hani evlatların başına baba olsun diye, küçük oldukları için yani aklına bir şey gelmesin. Bir de çocuklar kendi çok ufak, genç. Sen de gençsin. Gönül hani, ablacığım. Tekrar yani birine hayat. İki tane erkek evladı büyütüyorsun. Ve bunlar çok zor. Yani çok zor. Evlat, erkek çocuğu için böyle bir şey çok zor. Kızlar 5, 4, 3, 2, 1. Önlükler çıksın. Çal çal oynayalım. Ay yanıyorsunuz kız. Bir dakika. Buralardan benden sorulur. Yakam kolum altın dolulur. Kaynanam içeride ona ne olur. Gelinim mutfakta. Çünkü gelinim mutfakta. Yarışıyormuş kendine, gülüyor çok yüzlerinde, tanımazmış ne zamanı? Sanıyorum puanlama gelsin. Kim onu takipte? Buralar benden sorulur. Yakam kolum altın bulunur. Kaynanam içeride ona ne olur. Gelinim mutfakta. Geleyim mi Tuğba? Su alabilir miyim? Su. İyi misin? Evet, iyi değilim. Ne oldu? Bir ter boşalır gibi oldu, kötü oldu. Biraz bence tansiyonu düştü, taşikardisi de var gibi ama. Evet, o panik hata var onun. Patlıcanlı kuzu etli pilavımız. Çok büyük telaş vardı mutfakta. Bir falsolar olmuş olabilir bugün. Açıyorum ve bakıyorum. Yani bir patlıcanın kızardığında ne olması gerekiyorsa öyle olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel incecik onu kesebilmiş, en zor kısmı. Onu güzel yağ çektirmeden kızartabilmiş. Bence eti ve pilavı da fena değil. Eti daha iyi pişebilirdi, hafif kurutmuş ama yemekte çok güzel bir bütünlük var. Pilavı da tane tane. Bence bu tabak bayağı güzel. Bayağı yani güzel de kaselemiş ve çevrilebilmiş. Daha ne olsun, çok iyi. Hepsi böyleyse yandık mı? İkinci tabağım. Patlıcanını güzel kesmiş. Yani bir kadar başarılı böyle o kesimini güzel yapmış. Daha iyi kızarabilirdi. Hem sertlik var hem de biraz yağ çekmiş. Sevmedim çok. Sevmedim. Ağzımda kalan o yağ tadını da sevmedim. Üçüncü tabağım. Hiç olmamış. Bak sıfır, sıfır, sıfır. Patlıcanını çok kalın kesmiş. Kızartamamış. Yağ çektirmiş. İçinde nedense pilavı ya çok az var, yeterli tanzim de yapamamış, eti de pişmemiş, hiç olmamış.
bu gelinimiz bugün gelini mutfaktaya gelmeyi unutmuş gibi falan bir şey olmuş. Olmamış. Dördüncü tabağım. Bu gelinimiz bir lokum yapmış. Patlıcanı yine bir kadar çok güzel kızartmış, ince doğramış, güzel kızartmış, yağ çektirmemiş. Pilavı yani birden daha da güzel olmuş, çok tane tane olmuş. Etleri o kadar ölüp bitmedim ama şu birle dördün eti en güzel olan etler. İki tane çok güzel, iki tane çok kötü tabağım var. En kötü tabağı yapanı da çok merak ettim doğrusu. Hani hiç mi patlıcanı böyle kesmedin daha önce, hiç mi kızartmadın diye sormak lazım. Birinci tabak. Beşi kaçırıyor, 4 puan çünkü çok daha iyisini buldum ama kimse çok tebrik ediyorum. İkinci tabağa 3'ü gördükten sonra 2 vereceğim. Yoksa 1 alacaktı ama en azından böyle bir patlıcanı falan ince yapmış. Üçüncü tabak 1 puan. Dördüncü tabakta yıldızlı 5 puanı kapıyor. Hemen açmaya başlayalım. Önce 2 puanla başlıyorum. Haftanın ikinci günü, 6. sezonun 3. haftası bu arada. Hızlı bir giriş yaptık gerçekten de. Öyle de devam ediyoruz. Bakalım kim 2'yi aldı benden? 2 puan alan gelinimiz Melike. Şu Melike'nin çenesi çalıştığı kadar eli de çalışsa sanki böyle kimse tutamaz onu. Ama bir türlü o şeyi tutturamıyor benim gördüğüm. Gerçekten de üzülüyorum. 4 puan 5'i kaçıran kim? 4 puan alan gelinimiz Tuğba. Tuğba da sağlam asılıyor. Buradayım diyor, en iyi benim diyor. Tabaklarında da gösteriyor bunu. Tebrik ediyorum. Ve günün yıldızı. Yeni gelinim Fatma mı, Elif mi? 5 puanı bakalım hangisi kaptı, hazırsanız. Elif. Ay bu küçüğüm hiç yemek yapmayı bilmiyor galiba. He? Dün de yapamadı. Fatmacığım, Fatmacığım baya yapamamış yani. Evet, ben köşeme çekiliyorum. Siz de çayınızı kahvenizi yanınıza alın. Çünkü sıra kayınvalidelerimde. Yemeğimizin ilk tadına bakacak olan kayınvalidem Carmen Gönülüm. Geldim Nursel Hanımcığım. Senin uzmanlık alanın diye düşünüyorum. Kocan sana neler neler yapmıştır patlıcanla. Değil mi? Burada heyecanlanıyorum işte. Onu bir tutturabilsem Nursel Hanım. Vallahi Nursel Hanım şimdi kızımız et pişmiş yani bu zamana yani şey saate evet. Göre yani pişmiş hırt hırt değil eti. Evet. Pirinç de şey olmamış, yapışmamış. Tane tane yapan kızımız. Güzel. Ama biraz patlıcanları bir tık daha kızarsa daha mı güzel olurdu? Burası beyaz gibi geldi. Bir tarafı kızarık gibi geldi. Biraz ince kesmiş de. İncesi makbul değil mi? Ama baksana Nursel Hanım, o çok az yani. O da her yerinde değil. Ama çok az. Ama yani ilk yediğime göre güzel yani. Evet. Afiyet olsun. Neyse, denişik yapmış. Bu yakınlarda hep denişik yemekler yiyoruz Nursel Hanım. Bunun eti pişmemiş. Evet. Patlıcanları kızartması gerekiyordu. Beyaz çıkarmış Nursel Hanım. Pilavına da bakalım da. Önce de ört ört.
Bu komple olmamış bence. Bir de ha bak bunda yanlış şey tadı aldım ha. Ne? Petmez tadında bunu da aldım. Pişmediği için herhalde. Nursel Hanım. Patlıcan bir de çiğ tadı var. Hiç olmamış ki hangi kızımız yaptıysa. Üçüncü tabağın. Nursel Hanım vallahi billahi pişmemiş. Bak son kızlar bana... Bana da kanıtlamaya çalışıyor. Bak, yemin bak ederim. Yutamıyorum bak. Vallahi olmamış. Kızlara ayıp oluyor ama kusura bakmasınlar. Pirincinde bile Nursel Hanım inan ki şey... Tıkırlık mı var? Hayır. Ana pirincin şey gelir ya tada. Nişastası heh, mı? O var. İyi yıkamamış ha? Yok. Bu komple olmamış. Dur patlıcanı da değerli. Yiyeceğim yiyeceğim. Tadacağım. Şimdi hakkı olmasın. Haksızlık yapmayayım Nursel Hanım. Yiyeceğim. O kadar da gurmedir kendisi yani. Pirincinin iyi yıkanmadığını bile anlıyor. Vallahi bu hiç olmamış. Tamam. Ve kim? Son tabağın. Hiç kim yaptıysa o hiç olmamış. Nursel Hanım, en azından bu kızımız da et pişirmiş. Çok güzel de pişmiş yalnız et. Hatta çok az dibi tutar gibi olmuş etin ama yanık kokusu almadım kızımızdan. Ondan sonracığıma pirinci de şey olmamış, lapa yapmamış. Patlıcanı da ne olmuş? Pişmiş, pişmiş, pişmiş Nursel Hanım. O vakit ver bakalım puanlarını. Yani... Buna bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Buna bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. Buna beş veriyorum. Dördüncü tabak beş puan. Buna üç veriyorum. Birinci tabak üç puan. Allah Allah ben sanki biri daha çok beğendin gibi gelmişti bana. He? Yok. Son anda döndün mü? Evet. İki tane birimiz var. Şundan başlayıverelim. Bu gelini de sor tamam mı? Evet. Ne yaptın sen de? İlk bir puan kimi yaktık öğrenelim. İlk bir puanın kime armağan oluyor aç görelim. Fatma. Vallahi Fatma ben senin yerinde olsam hiç olmamış. Yani hiç yarışmadan çekilsen bence daha İmkansız mantıklı. İmkansız görüntü. Olmamış. Çünkü gerçekten yapamadım. Aksine bunu daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu dünde. Olmuş mu? Evet. Sen ben yani tabağını evet, beğendin mi? Ben onu beğenerek yaptım. Evet tabii vallahi ki. Hiç, hiç. En başta etimi koydum ben bir kere. Bir kere et etim pişmemiş. Pişmemiş imkansız. Pişmemiş. İki tane pişen tabak vardı. Evet. İkisi pişmemiş. Olmamış patlıcanı bile pişirememişsin. Patlıcanlarım yanıyordu artık daha ne yapayım? Vallahi olmamış. Patlıcanlarım yanıyordu çektim etimi en başta kavurdum. Pilavımı yaptım hemen etimden sonra yani pişmemeleri imkansız. Olmamış. İmkansız. Olmamış. Görüşmeyi ben yedim. Dedim. Olmamış. Bak dün sana beş verdim evet, değil mi? Evet. Olduğu zaman ne dedim olmuştu dedim. Hatta düne göre daha iyi yaptım. Bak onda et kokusu oldu halde kavurman çok güzel olmuş. Ama bunda olmamış. Yapamamışsın. Yani düne göre daha iyi yaptığımı düşündüm. Bugün çıkan yemeğe vallahi yani sen ben çok sevmiştim. Dün kaynanalardan beş alınca şaşırdım. Biraz havalanmışım bence. Yok asla onun asla. Onun etkisinde yemeklerimin kalmışım. Yemeklerimin hepsinin çok güzel olduğuna inanıyorum ki olmamış. Daha da güzel yemekler çıkaracağım. O yüzden vallahi ben sen hak etmiyorum. Yol yakınken bıraksan mı yok, acaba? Yok 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 bırakmak yok. Önce eleyelim bir sizleri sonra. Wow. Bizi eleyeceksin. Yavaş gel. Göreceğiz. Biraz yavaş gel bence. Rüzgar kayadan yel alır. Evet. O kadar diyorum yeter sana. Yani otoban hiç olur bir yanı yok. Olmamış. Ne demek olur bir yanı yok ya? Ben tabağımı kendim yaptım. Kendim biliyorum düne göre daha olsaydı. İyi yaptım. Bugün daha az heyecanlıyım. Daha iyi yemek çıkardığımı düşünüyorum ve gerçekten güzel yaptım. Vallahi olmamış. Olsaydı kızım şey teşekkür yapardım. Ederim Gönül teyzeciğim. Yani tutulur bir yanı yok. Bakalım. Hani bak. Patlıcanına baktık, ana pilavı desen hıtır hıtır dişim yok diyor ama dişim var yani o kadar da temelli şey değilim. Sizi gönderiyormuş. Nereye gönderiyor? Kolay gelsin.
Kolay gelsin. Herkes göndermeye geliyor ama Nursel Hanım, temel attım ben buraya, gitmiyorum. Öyle derler ya. Burada da bir 3 puanın var. Bu tabak 5'i alıyordu sanki. Alabilirdi yorumlarına bakarsan. Ben öyle hissettim en azından. Ama 3 puanla yetinmek zorunda. Üç puan. Verdin gitti. Aç bakalım kime? Elif. Könül teyze, tabağımı beğendin. Beğendim. Zaten iki tabak arasında kaldın. Pişmiş olarak. Etler, evet, pişmiş olarak. Tabak. Mis gibi et koyuyoruz, pekmez arıyorsunuz tabaklarda. Ama şey, siz ne dediniz? Bak kendiniz diyorsunuz. Karnanalar olarak ne verildiğine bakın diyorsunuz değil mi? Kendiniz niye diğerlerinde baktın? Ya pekmezi zaten göremezsin ki. Ama lezzetini alabilirsin Elifciğim. Bakabilirsin tabağına. Neyini aşkım beğenmedin? Niye yani mesela iki tabak arasında kaldığında et, buna dört bak, vermedin? Bu, aşkım bunun eti pişmiş dedim. Evet. Ama bunu yiyince daha pişmiş geldi. Ondan bir yanık seviyorsun. Yanık değil bak. Bir dahakine daha mı yakayım? Yanık daha değil mı kovur? Bak pişmiş. O daha çok pişmiş dedi. Hem pişmiş ha. Yani ben pişmiş ne et dedim, kokusu. Ne dedim bir de dibi tutmaya yanmış. Ama yanmamış, ama yanık tamam kokusu işte, yok dedim. O zaman daha yanık seviyorsun. Tamam. Ağzım taktik iki, tiyo güzel, iki. Bir şey söyleyeyim mi? Elif bize oynuyor, dikkat et. Et pişirmeyi bilmeyenler, öğretiyorum. Vallahi kurutmak o. Öğrencim o Elif. O kurutmak. Yok yok. Öğrencim Elif. Bir dakika. Hayatım. Öğrencim Elif, aferin. Yaklaşmışsın ama bilmiyorum şimdi. Otur sıfır. Garantide konuşamayacağım. Açıklandıktan sonra öğrencim sana anlatacağım. Eğer bundan sen çıkarsan zaten olmamış. Ya birden. Olmamış o kiminse. Bilmiyorum. İnşallah ben çıkmam. Bilmiyorum bak. İnşallah. Bunda pirincin kokusunu bile aldım yani bak ben bu tabakta. Ben kaç kere yıkadım. Vallahi bak yalan. İnşallah ben çıkmam. Amin. Ben çıkmam. Bilmiyorum. Ben amin. Hanginiz çıkacağınızı ben nereden bileyim? Hadi bakalım gene ya ben bu eyvah. Üçte yırtıyordum işte en azından Tuğba'yı bulunca. Bak böyle daha sıkıntı yaşıyorum Nursel Hanım. Üç versen razısın. Hayır bak o heyecanı yaşamıyorum. Şimdi bak burada ya bir çıktı mı Allah Tuğba'yı tutana aşk olsun başıma. Çekirge hadi. Bir sıçradı, iki sıçradı. Bakalım üçüncüde nereye konuyor? Tam 14 bilezik söz konusu bu hafta. Geçen haftadan da 4 tane bilezik devrettiği için bu hafta 14 bilezik için yarışılıyor. Yani alan bilmiyorum da nasıl hava atar? Gönül Sultanım. Ya bir verdin ya beş verdin. Ya Melike'ye verdin 5 puanını ya Tuğba'ya. Hemen öğrenelim. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Tuğba! Aferin kız. Kadının keyfi bile teyze. Yok. Elif'inki de pişmiş şimdi. Gönül teyze. Evet. Yemin ederim senin ağzının tadı yok. Kimsenin ben pirinç yıkadığını görmedim. Burada süzgecimin içinde pirinci kaç kere yıkadım, nişastasını akıttım ve en önce pirinci de ben pişirdim burada. O zaman nasıl arkadaşların pişirdim? Hepsi en son pirinci pişirdi. Neden pilavı acaba? Pişirdi. Bir saniye ben konuşuyorum. Az pişirdim bir şey dinleyin. Var pirincinde bir ben sıkıntı burada pirincimi var. Pişirdim mi? Pirinç kısık ateşte pişirilir, tamam bir sıkıntı, mı? Bir sıkıntı kısık ateşte var. Pişirilir. Bilmiyorum. Burada da dinlendirdim ben onu. Melike. Etim pişirisiye bak. Kadar, patlıcanım kızarasıya kadar pilavımı da burada dinlendirdim. Mümkün değil. Bitti mi? Aynen size. Bitti mi? Öyle. Ben evet. Ben de. Bak etin hiç pişmemiş. Vallahi suyla yuttum. Bak inan ikinizin eti de pişmemiş kızlar. Aynen. Aynı yani ne fazlalık ne azlık vardı. Ağzından göster. Ama sen eti nasıl çiğniyorsun? Melike. Evet. Seni uyarıyorum. Evet. Kayınvalidemin dişiyle ilgili tek espriyi ben yapabilirim. Herkes yapıyor. Herkes. Kim yapıyor? Herkes yapıyor. Kim yapıyor? İstemiyorum. Elif yaptın mı? Fatma yaptı mı? Herkes derken kaç kişi? Yapamazsınız. Zaten Elif dişleriyle ilgili bir şey söylemedi mi? Ne söyledi? Ya hayal dünyasında yaşıyor. Bak, vallahi ben de kafayı... Neyse, benim kayınvalidemin dış görünüşü, iç görünüşü seni ilgilendirmez. Ağzından çıkan yorumla, tabağını yorumlat. Ayağını denk al. Tebrik kayınvalideme. Ben her şeyi yaparım. Benim kayınvalidem. Ben bunu aldım. Sen dokunamazsın. Kendine
istenen gelinler. Hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun, bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. İkinci kayınvalidem Çiğdem Sultanım. Sana bakarken bir gün seni düşürüvereceğim. Evet, ben size bakarken düşüreceğim. Güzelliğiniz bak karşısında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu tabağın patlıcanı çok fazla pişmemiş. Hmm. Pilavı diri kalmış. Hmm. Eti pişmemiş. Oo. Eti de sert. Sadece bir acı tat var. O da biber acı galiba zannedersem. Onun için bir şey demiyorum. Hmm. Biber acı olabilir. Karabiber acısı değil bu. Normal zaten biber karabibere acısı. Gelene kadar komple dedin ki olmamış. Yani pilav diri. Patlıcanlar güzel kızarmamış. Bakın. İnce kesebilmiş mi? Kesmesi güzel, ince kesmiş. Ama şey güzel olmamış, yapamamış yani bu yemeği. Buyur, ikinci tabağın. Bunun eti pişmemiş ama patlıcanı güzel pişmiş. Pilavı da ona nazaran güzel pişmiş. İçin lezzeti ondan daha güzel. Onun patlıcanında hiç tuz yok. Bunu kim yaptıysa patlıcanını da tuzlamış. Ama onda tuz konmamış o patlıcana. Bunun da acı demek biberlerin hepsi acı. Bayağı bir acı oluyor yakışır aslında. Yakışır buna acı. Ben severim acı. Evet. Acıyı seviyorum. Bunun pilavı neden az? Pirinç çok az içinde yani pilav çok kendiniz fazla yok. Kendiniz kaselediniz. Fazla bir pirinç yani yok içinde. Yani edememiş. Hı hı. Pirinci çok az bunun. Bu yani patlıcanı lezzetli, pilavı da güzel ama bunun da eti pişmemiş. Hmm. Hı hı. O kadar da beğenmedin yani. Yani. Buyur üçüncü tabağına geçebilirsin. Pilavlar hemen hemen aynı ayarda. Yalnız bunun patlıcanı biraz fazla tuzlu. Hmm. Tuzu fazla bu patlıcanın. Onunla biri tuzsuz, biri tuzlu. Orta bunun her şeyiyle tamdı. Tuzu, tuz oranı. Kızartmış mı patlıcanı? Kızartma oranı da güzel. Evet. Bu tabağın eti pişmiş. Ama tuzu bir tık fazla. Tamam. Orantılayamamış patlıcanla herhalde etin, biberin tuzunu. Bir tık fazla sevdin tuzu. Sevdin ama o kadar da değil mi? Yani. Kötü bir tabak değil ama. Hı hı. Son tabağın. Bu tabağın hiçbir şey olmamış. Patlıcanı da olmamış. Eti de olmamış. Tatsız, tutsuz, yavan. Yani ben bunu bir hap gibi yuttum. Dur, dümdüz gidiyor çünkü. Olmamış felaket yani. Olmamış. 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 Evet. Belki de gelinin çıkar çok da vallahi abartma. Çıkarsa da çıksın abi abartırım. Gelinim de kötü yaparsa da ona da söylüyorum zaten. Abartmak değil yani. Evet şekerim. Alayım puanlarını. Bir kere buna bir biri veriyorum ben. Ver bakalım. Dördüncü sabak bir evet, puan. Evet. Ona bir biri verdim. Evet. Şöyle bakıyorum. 14 bilezik olduğunu bir daha altını evet, çizeyim. Evet, 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 evet. Aynen. Gaza 14. gelip puanlama yapmak. Yani gaza gelip puanlamak yapmak istiyorum aslında. Neden biliyor musunuz? Ya hero ya mero diyorum da. Geçen gün öyle dedin öyle de ayağıma dedim, dolandı. Öyle deyince de ayağıma dolanıyor. Şimdi hadi ver puanını. Buna da gene 2 veriyorum. 2'lerden gidiyorum gelinim. Olabilir. Birinci tabak 2 puan. Şu 2 tabak arasındayım 5 vermek için. 5'i bu tabağa vereceğim. Üçüncü tabak 5 puan.
2 vereceğim Nursel Hanım. İkinci tabakta 2 puan. Çok yüksek puan kullanmak istemiyorum. Gelinime de giderse gitsin, yapacak bir şey yok. Şu birinci tabaktan başlayalım. Tut lütfen kenarlarından. Biraz enteresan siyah ya beyaz, grim yok. Cesaret, böyle bir şey kayınvalideler. Bu hafta öyle davranacağım. Almasam da öyle davranacağım. Peki. 2 puancık. 14 bileziğin olduğu bir hafta. Yani nerelere yatsın bu gelin, kendini atsın bilmiyorum ama kime gitti acaba, hemen öğrenelim. Ne oldu? Su alabilir miyim? Su. İyi misin? Evet, evet, iyi değilim. Bir şey mi? Bir su içsem toparlayacağım. Geleyim mi Tuğba? Yok, gelme aşkım. Ne oldu? Ciddi. Ne oldu? Bir ter boşalır gibi oldu, kötü oldu. Tam oturalım biraz. İyiyim, vallahi iyiyim. Su içer onun da bazen şey oluyor ya, ondan herhalde. Yanıyor, yanıyor. Elif bir gelsene. Yok yok, kolay ya. Bir, vallahi bir su içsem dilim damağım kurudu. Yiğit, su verin hadi. Biraz bence tansiyonu düştü. Taşikardisi de var gibi ama. Evet, panik hata var onun. Hayır, dinlenmeyeceğim. İyiyim. Yere bakma, karşıya bak. O yüzden karşıya bak. Nursel Hanım, isterseniz buraya otursun. Yok, otur tamam, iyiyim valla. Hayır hayır, yani. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Hani bir şey olursa söyle, tamam mı? Biraz taşikardisi var ama. Evet. Hadi bakalım. Ay, ben titremeye başladım. Ay durun ayol, ne yok, oluyor? Yok, şey oldum, korktum bir şey oldu diye. Korkma, iyiyim ablacığım. Devam edelim. Biz buradayız, merak etmeyin. Kimseye bir şey olmasına izin vermeyiz. Biliyorum. Aşkım, Allah razı olsun. Tut bir tanem. 2 puancık dedik, bakalım kime gidiyor? Hazırsan şekerim, aç görelim ikin kime gitmiş? Melike. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum Çiğdem teyze ya. Söyle istediğini söyleyebilirsin, cevap veririm neden sana. Neden ama neden? Beğenmedim. Neyi olmamış. Beğenmedin, pilavın Çiğdem pişmemiş, teyze. Pilavın pişmemiş, hiç pişmemiş. Diri diri, etler pişmemiş. Beğenmediğin için mi iki verdin? Yani çünkü yani orada hiç, çok daha kötü bir tabak var onun için. Ha, onu bilmiyorum. Hı-hı. Da hani yani hiç beğenmediysen bir de kullanabilirdin. Yok ama demek seninkinden ki, daha kötü bir tabak var ama burada. Ama bir tık da olsa sana güzel bir şeyler gelmiş. Yani evet. Baharatı da falan da mı geçmemiş? Bak işte diyorum ya, bundan daha iyi olduğu için ona iki verdim. Anladım. Peki baharatı falan da mı geçmemiş? Hiç mi bir şey olmamış yani? Hiçbir şey yapamamışım. Tat tuz şöyle bak, patlıcanında tuz yok. Pirincin desen tıkır tıkır, hiç pişmemiş. Yani ben etin hiç pişmemiş, söyledim zaten. Etin pişme, ya bir şey olmamış, bu tabağın hiçbir şey olmamış. Onun için beğenmedim yani. Gönül teyze de... Vallahi Çiğdem teyzeciğim, ben tabağımı... Çiğdem, şey pirincinde koku gibi bir şey gelmiyor. Yani bir anormallik var değil ya, mi pirinçte? Pirinç pişmemiş çünkü ondan. Pişmediği için o tadı alıyorsunuz, koku gibi alıyorsunuz o tadı. Pişmediği için, diri kaldığı için. Pirinç tam suyunu çekip, yağını çekip pişmediyse onda bir hamlık oluyor ya. Öyle bir tat var ve pişmemiş yani, gerçekten diri bırakmasın. Bu pilavı biraz daha pişirmen gerekiyor. Yok, diri kalmış. Pilavım pişti. Çok da güzel pişti. O sizin dirilikten kastınız tane tane oluşudur. Hayır. Diri falan değil, ham da değil benim canım, pirincim. Yani ham olan pirinç bir kere hiç pişmez. Direkt çiğ pirinç benim sizin önünüze koymam gerekiyor. Onu bir açalım. Yani hani siz diyorsunuz ya ben biliyorum diye. Ben çok düşünmüyorum bildiğinizi. Bu konuda ve yemeğimin kesinlikle olduğunu düşünüyorum ben. Melike'cim, çiğ pirinç karşına koysam diyorsun öyle o tadı alırsın. Ama sen ham bilmiyorsun bence. Ham olan ham, pirinç hiç bak, pişmez. İşlem bak, görmez pirinç. Olur mu? İşlem görmeyen pirinç hamdır. Tane tane olur diyorsun. Pilavı böyle çok güzel suyunu yağını çektirirsen o pilav hem pişer hem de böyle kaşıktan tane tane dökülür. Bir de pişmeyen pilav tane tane dökülür. Neden? Diri olduğu için. Islatıp kavursaydın çok lezzetli olurdu. Bugün cimrisin. Cimriyim, öyle dağıtmayacağım. Bundan gelinime sonra böyle diyor. Yani artık tut yok. Lütfen. İkinci 2 puanımızla kimi yakıyoruz? Bire göre daha da çok beğenmişsin. Ama 2 puan vermişsin. Ben beğendiğimi en azından söyleyebiliyorum. Ay, kulp bulup da neye beğenmedim. Yarar? Olsun. Neye yarar? Beğendim ama ben mesela böyle... puan alamazsa bu uğraşa ne yapsın kız? Bana kızacak bu kız. Aç da görelim kızacak. Kimmiş bu gelin. Ben görmek istemiyorum. Aç.
Elif tahmin ediyorum. Ay bir de tahmin ediyorum diyorsun ya. Vallahi ben konuşmak tahmin istemiyorum. Tahmin ediyorum ya. Biliyorum. Söyledim. Neyi benim, biliyorum söyle. Niye benim babam sana kızgınım. Ben sana kızdım. İyi de benim ne suçum günahım var? Arkanı dön. Hayır kafam. Neye kızdın sen ya? Sen beni dinlemiyorsun. Sen beni dinlemiyorsun. Ne anlatıyorsun sonra ki dinlemiyorum? Ne anlatıyorsun ki dinlemiyorum? Ben yok bununla ilgili değil. Başka şeylerle ilgili. Sonra konuşacağız seninle. Ve bu tabağın senin olduğunu çok iyi biliyorum. Bile bile lades açarken dedi. Açarken de dedim bu Elif diye. Bile bile lades dedi. Evet. Sen dün de öyle yaptın. Bak, bunun benim altında Elif'in çıkacağını biliyorum. Benim moralimi bozarsan... Başkalarına uyarsan, başkalarının lafının etkisinde kalırsan olmaz. Ben o gelinimle aramda olacak o. Aynen kendi aramda. Ben evde gelinimle konuşacağım, neyin ne olduğunu ona anlatacağım. O biraz kendine gelecek o zaman, benden de beş tane ya alacak. Ya benim sadece anladığım şu. Büyük olasılık Elif sana dedi ki ben bugünkü bölümde Gönül teyzeyi oynayacağım. Daha fazla kızartacağım falan. Hayır, alakası yok. Orada kızarmış bir tabak yani, mı? Öyle mi dedin? Ben anlamadım. Ne hayır de... canım, yemekle alakalı olan bir durum değil. Başka bir durumlar. Şey, burada dönen dolaplarla ilgili. Ha. Şöyle söyleyeyim Çiğdem abla. Konunun asla uzaktan yakından alakam olduğunu düşünmediğim için... Ben çok iyi biliyorum kimlerin konusunun içinde olduğunu. Ben gelinimle bunu evde özel konuşacağım. Bu kadar. Ne oluyor ya? Hiç anlamadım. Ben Elif'le konuşacağım akşam evde. İkimizin arasında özel bir şey olacak o. Şu tabağa 5 vermişsin şekerim. Bu da Tuğba'nın tabağı söyleyeyim. Elif'in çıktı tabağa. Bilerek verdim dedin. Evet. Hayır. Evet. Senin tabağın. Bu da yeni gelinin tabağı. Elif çıktı, Melike çıktı. Ya Tuğba ya yeni gelinimiz Fatma 5 puanı kaptı. Bakalım iç metninde meğer neler neler oluyormuş kayınvalidemizin. Meğer başka dertleri varmış da biz anlayamamışız meğerse. Bakalım rakiplerden hangisine gitti bu puan? Aç görelim. Tuğba. Tuğba ederim. Tuğba diyorsun ya. Teşekkür ederim. Gönül teyze oyuna çok kızart. O sizin aranızdaki tüy, onu ben biliyorum. Sen çok kızartıyorum, ona puan ver diyorsun. O senin kayınvalidene ait olan bir şey. Bize ait olan bir şey değil. Işte. O tüy sizin aranızda olan bir şey. Vallahi şimdi söylediklerim... Sen kendin diyorsun ya hani. Ay, tamam. Gönül teyze oyna demek kendini ele verdin burada. Evet. Gönül teyze oyna, evet. Çok kızart. Ben çiğ bırakma. Yani ben çok kızartıyorum, ben Gönül biliyor demeye getiriyorsun Çiğdem bunu. Çiğdem abla şu bu an... Bu kadar basit yani. Çiğdem abla şu an benden bir tık... umma. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bir tık rahatsızım. Lütfen beni yükseltme, rica ediyorum. Yok, seni sen hasta olsan ben sana saygı duyarım bu konuda. Doğru. Üzüldüm de hatta. Aynen, gerçekten rica ediyorum. Konunun inşallah bu söylediklerin benimle bir alakası yoktur. Çünkü ben sana karşı... Ben gelininle konuşacağım efendim. Aynen, gelininle konuş. İstediğini yap. Gelinini al, istediğin yere götür de... Yani gelinini burada şey yapıyorsun, konuşacağım yok diye. O kızın aklı var, fikri var, yaptığını var, biliyor, benim ettiğini gelinim biliyor. Çok temiz kalpli. Evet, ben inanıyorum çok temiz kalpli olduğunu. Çok iyi niyetli, çok çabuk herkese inanıyor. Onun o huyundan vazgeçirtmem gerekiyor kendisine. Ya ama 31-32 yaşındaki gelin yaşa bakmaz. Akıl vermeye gerek yok ama bak İyilik şu an yaşa biliyor. Bakmaz, ben onun iyiliği için buradayım. Hayır, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Hayır. Hayır, üzülmeyeceksin. Ya bunu insan için de bir şey yapıyorsun? Yok ki. Bir şey yok ki. Senin iyi niyetini anlatıyorum ben burada. Sana hakaret etmiyorum, bir şey yapmıyorum yani. İyi niyetli bir kız. İyi bir niyetli kız. Evet. Herkes her dediğine inanıyor. Ben bunu istemiyorum. İnanmasın. Sadece kayınvalidesine inanacak. Ama üzülüyor şu an. İnanmayacak. Hala İnanıyor modunu düşürüyor. Böyle bir şeyle gelmeyecekler benim gelinimin yanına. Gelmeyecekler. Benim gelinimi nasıl dibe çekeceğini herkes burada hesaplıyor, planlıyor, kitaplıyor. Benim gelinim de iyi niyetiyle ay deyip modunu dibe alıyor. Böyle bir Allah şey istemiyorum. Allah. Benim gelinimi kimse üzemez. Üzemez yani. Benim gelinimi kimse üzemez. Bu kadar. Ben bu kadar şeyi de söylüyorsam sadece senin iyiliğin için ve iyi niyet. Kimseye karşı iyi niyetli olmayacaksın. Bu kadar. Üçüncü kayınvalidem Emine Sultanım. Hoş geldin bir taneciğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Daha iyi misin? Alıştın mı biraz daha? Biraz daha. Dün gelinim gelinim dedim. İnşallah bugün bulacağım. Alışma sürecin var. Normal. Kendine güvenmeye devam etsen. Afiyet olsun.
bundaki pirinç yani çatır çatır hiç pişmemiş. Lezzeti et kıvamı güzel, patlıcan güzel ama pirinçte pişmemiş yani pirinçler. Çok diri kalmış. Dolayısıyla bütünlükte olmamış mı yani pişmediyse? Yani lezzet olarak damakta bir şey bırakıyor ama pirinçler pişmemiş. Tamam. İkinci tabağım. Bunun hiç tuzu yok. Yine patlıcan güzel. Ette yine bir lezzet var ama pirinç de böyle hamursu gibi olmuş. Bu da çok pişmiş yani pirinç lapa böyle olmuş. Lapa gibi olmuş. Bakalım. Bu tabağı beğendin mi sen? Bu tabağı yer yani, misin haç olsan? Ya haksızlık yapmayayım yerim. Afiyet haksızlık olsun. Haksızlık yapmayayım yerim. Afiyet olsun. Geçelim üçüncü tabağına. Patlıcan çok kalın. Eti de pişmemiş. Ama lezzet olarak damakta bir şey bırakıyor. Yani puan verirken değerlendirmek istiyorum. Bir kıpırtı var ama diyorsun. Evet var aç ama. Aç olsan bunu yer misin? Yerim Nursel Hanım. Yani açlık sonuçta. Afiyet ellerine olsun. Ellerine sağlık. O kadar da kötü değil demek ki yerim dediğine göre. Bir şeyler var demek ki. Son tabağın. Tabağında tuzu çok eksik. İkinci tabakta sanırım onun da eksik. Yine dediğim gibi bütün tabaklarda aslında ben aynı şeyi gördüm. Pirinç oturmamış hiçbirinde. Biraz süre sıkıntısı var onu da gözetmen evet, bence evet. Gerekiyor. İşte haksızlık etmek istemiyorum gelinlerimize. Evet. Ama dediğim gibi damakta hepsinden bir şeyler bıraktı. Ben bir puanlama yapayım yani. Tamam. Aç kalırsam yerim yani. Tamam. Hazırsan o zaman Emine Sultanım kendine daha çok güvenerek lütfen puanlamanı yap. Biraz düşüneceğim bu sefer. Pat düşün. Pat pat vermeyeceğim. Bir puan veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Üç. İkinci tabak üç puan. Beş. Birinci tabak 5 puan. Dördüncü tabağa kaç puan veriyoruz şekerim? 3. 3 puan dördüncü tabak. 2 tane üçün var. Son derece tedirgin yedin. Evet. Tedirgin puanladın. Evet. Puan dağıttın. Dağıttım. Tek bir yanan var. O da şuncaz üçüncü tabak. Hadi bakalım hayırlısı. 2 tane üçten hemen... Bir tanesinden kurtulalım gel. Aynen. Tut lütfen kenarlarından. Haftanın ikinci günü 3 puan. Ne alsak kârdır çünkü cuma günü 14 altın bilezik var. Ne toplasak kârdır bakalım kime gitmiş. Hazırsan Emine Sultanım aç da görelim. Melike. Emine ablacığım. Efendim? Ben nasıl tadım yaptığını bakmak istiyorum ya. Bakabilirsin. Bakacağım. Ama tuzu eksik. Mümkün değil hepimiz aynı. Evet tuzu eksik bakabilirsin. Ben cebime koydum atmadım özür ama dilerim. Ama sen de tadabilirsin yani tuzu eksik. Hayır nasıl açıp tattığını merak ediyorum da ben ondan. Şimdi sen bu pirince lapa dedin. Ya anlamadığım bir şey iki kayınvalide de bu pirince tane tane dediler. Hatta bir tane kayınvalidemiz ham pirinç olduğunu bak, söyledi. Bak bunun tamamen... Bir tanesi de dişlerime geldi tıkır tıkır dedi. Siz de lapa dediniz. Ben anlamadım yani. Ben şok. Tuzu eksik. Evet pirinç yani benim damak lezzetime uymadı. Yani ben o yüzden pirinçten bahsettim. Bak Emine ablacığım. Tane tane bebeğim. Görmedim ben yani.
tuzuna bak, bunu açarsın bak. Buradan alırsan bir kısmına gelmemiş olabilir demiyorum. Çünkü bayağı karıştırdım, gelmiş olması gerekiyor. Ama çok az yerden yemişsin. Bunu böyle bir açıp bir bakarsın. Yani bak, böyle bir aç bir bak. Tamam, tamam mı? Tamam. Buradan bir tadına bakman gerekiyor tuzunu alman için. Tuzsuz olması mümkün Hayır, değil. Şimdi herkes bu tuz... tuz atarken ben cebime koyacak halim yok tuzu. Ama şimdi bu tuz hepimize... yani yemeğin bir tarafına atılmıyor ki. Yani bütün genel her tarafında olması lazım. Ama ben zaten yemeğin bir tarafına atmam yani mümkün değil. Yani tuz bir tarafa çünkü, atılmaz yani. Çünkü et pişirirken kavuruyorsun yani. Evet, bu evet karıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra tuzunu atıyorsun. Yani, tuz eksik geldi bana, bilmiyorum. Bir yerde kalması mümkün değil. Eksik de değil. Ayrıyeten tuzdan bile kırsanız puanı, şöyle diyeyim. Ben sadece tuzla yapmadım bu yemeği. Ya da ben bu yemeği tuz koyup koymamakla yapmadım. Ama ben öbür şeyleri de yorum yaptım. Patlıcanını beğendim bak ben senin. Ama her şeyini beğendiniz siz bunun. Hayır. Tuz her eksik dedim. Lapa dediğiniz pirince bir bakar mısınız? Bir lütfen bakar mısın? Bu pirinç lapa ya mı? Bakıyorum bak, gerçekten benim için çok pişmiş bu pirinç. Bakın benim ben için. Lapa dediğiniz pirinç bu şekilde olmaz. Bu pirinçler iç içe mi geçmiş? Allah aşkına tane tane. Bunun neresi lapa? Hayır şimdi ben sadece pirinci yorumlamadım. Tuz eksik dedim ve tuzundan patlıcanını beğendim. 2 puanı bana tuzundan mı kırdınız? Yani tuz eksik çok yani eksik. Ben çok bir tek eksik. Tuzlu olmadı. Bak bu yemekte ne kadar emek var. Bir ya illa ki emek var ama bitmez şimdi yani. Damağa verilen bir tat var. Emek illa ki vardı. Tuz da bitmez, zaten kenarından almışsınız. İçinden bile bakmamışsınız. Tamam da dediğim tuzu gibi falan şimdi gayet tuz, çok güzel yerinde. Tuz yemekte bir tarafına atılmaz. Ağzına neresinden alırsan tuz tadı ben, oradan gelir. Ama ben bir tarafına atmadım zaten. Yani tencereyi tamam, attım anlat, yani. Ben de sana anlatıyorum yani tuz. Boş ver, anlatma. Verdik, açtık da biz gelinimizi arıyoruz. Evet. Şunu tutalım şekerim, sen yine bayağı adaletli böyle verdin puanları. Ya ben evet. İkinci 3 puan kime gitti? Hazır mısın? Hazırım. Aç o zaman görelim ikinci üçünü. Elif, gelinimiz sona kaldı. Konuşacak durumda değilim. Değilim. Konuşmak istiyorsan konuş. Yok, ne konuşacağım? Senden iyi puan verdi zaten. Konuşacak bir şeyim yok. Ben senin tabağın kendini evet, savunacaksın. Evet, konuşacak bir şeyin yok. Benim de yok. Yok, konuşamam yani. Elif'ciğim, ne oldu sana ya? Ben senin o güzel gözlerine hiç kıyamam. Vallahi yapma öyle. Hiç kimsenin modunuzu düşürmesine izin vermeyin. Kayınvalidenizin de, rakibin de. Ben sana bir enerji vereyim. Gel güzel gözlüme. Sinirlerim bozmuyor ya. Zoruma gidiyor Nursel Hanım ya. Sen şu listeye bir bak bakalım, neredesin? Ateş çıkıyor kızdan, ter i̇yi boşalıyor. İyi değilim Nursel Hanım, değilim. İyi olacaksın. Hadi bak. Çelik gibi kadınsın. Gelinin mutfaktanın gelmiş geçmiş en başarılı ikinci yarışmacılarındansın. Yani ben gördüğümü söylerim. Biri de Miyase. Yani başarısı tartışılmaz sanırım. Kale gibi kızlarsınız. Hepiniz de kale gibi olmaya adaysınız. Unutmayın, rüzgar sadece sizden kum alır. Kale yerinde kalıyor her zaman. Şekerim. Da 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 da. Gelinimiz sona kaldı. Henüz gelininin daha burada ne yaptığını kestiremiyorsun. Farkındayım onun da. Şu tabağa 5 puan verdin. Geçelim başına. Tutalım lütfen. Melike çıktı, Elif çıktı. Ya Fatma ya Tuğba 5 puanı kaptı. Hem de 3. kayınvalidemin puanı. Hazırsan eğer bakalım şu bir verdiğin gelinin mi yoksa rakip mi çıkacak? Ben onu daha çok merak ediyorum. Aç görelim. Tuğba. Teşekkür ederim. Evet, geçmiş olsun. Olacak. Yine gittim, bir verdim. Yani lezzetini beğendim dedin. Dedin ki aç olsam yerim dedin. Hepsini yerim dedim. Ama
Tuğba'nınkini de beğenmedin ilk başta. Şimdi konuştuğun cümleler de aklımda yani. Bir şey söyleyeceğim. İki gündür bana bir veriyorsun. Bak bugün salı, cuma günü eleme var. Elenirsek senin yüzünden eleneceğiz. Yapamamışsın. Ne demek yapamamışsın yani, ya? Ama damak... oradayken yapamamışsın demedi. Şimdi damak tadıma o tabak uydu. Yani ben hepsine haksızlık yapmak istemedim zaten. Dağıttım. Bana bir verdin, diğerlerine üç ama verdin. Ama ben senin olduğunu bilemem ki. Ama yani... beğendin, oradayken konuştun, evet, güzel konuştun. Haksızlık yapmak istemedim. Bana haksızlık yaptın. Hepsine gayet iyi davrandın, bana haksızlık yaptın. Yani ama olmamış yani, ben de ona bir verdim. Böyle yapmaya devam edersen cuma günü bize yol gözüküyor. Düğünde takamadığın altınları da burada takamayacağım. Yani yapamamışsın. Yapsaydın, yani bilmiyorum, Tuğba'nın damak el lezzeti yani daha çok bana uydu. Teşekkür ben ederim. Ben bakmak istiyorum. Neyini beğenmedin? Eti pişmiş bak. Süremiz de kısıtlı. Bunu da bilebilirsin. Beş verdiğin tabağa bakalım. Beş verdiğin bak. Tabağın eti çok lezzetli olmuş. Evet. Lokum gibi. Yani pişmiş tam. Bunlara üç verdin, bana bir verdin. Ama bunlarda tuzları eksikti yani. Tuz eksikti bunlarda. Tamam ama onlara bak, veriyorsun, bana bir verdin. Bari bana üç ver. Dedim en bak kötü. Burada da patlıcan kalın olmuş. Yani kalın kesilmiş dedim. Neresi kalın bunun? Pirinç. Bakar mısın? Daha nasıl kesebilirim? Bak artık kesilmemiş yani. Daha nasıl kesebilirim onu bak. Gitmiş buradan. Bak bunlara bak. Artık yok yani. İncelikten yok o da. Ya olmamış yani. Olmamış diye ne gördüm yani. Ne demek olmamış? Yani, yazık olmamış emeğime yazık, yazık etmişsin. Vallahi Emine ablacığım sen buraya gelinini bulmaya gelmemişsin. Aynen. Başka gelinlere çeyrek takmaya öyle. Gelmişsin. İki gündür herkese beşi dağıttın, bana bir bir verdin. Beş dört gittin dün. Beş dört gittin. Evet. Bugün üç üç beş gittin, bana biri verdin. Fatma ben sana bir şey sormak istiyorum ya. Ama sen ben... acaba Emine ablaya hiç yemek falan yapmadın mı? Üç yıldır gayet de yemek yapıyorum. Yemedin mi hiç yemeğimi? Yedim. Üç yıldır yemek yedim. Yapmıyor muyum? Gelmiyor yapıyorsun muyum? Ama yani şimdi oradaki lezzet çok başka. Evde yapılmış yemekler gibi değil yani. Ama haksızlık farklı. Yapmak istemedim diyorsun. En büyük haksızlığı bana yapıyorsun. Sen geri ama bilemem ki ben senin orada yani biri sana verdiğimi bilemem ben yani. Geçmiş olsun kayınvalidelerim. Mutfakta bir şeyler dönüyor da ben anlayamadım tam olarak. Günün kritiğini yapalım. Son noktada Melikeciğimin kayınvalidesinde. Ben aynı işe girdim. Babamı kaybettim. Şu an neresi var? Yaşıyordum yani. Merhabalar, salonumuza hoş geldiniz. Benim en sevdiğim kısım burası. Çünkü herkes böyle bir doluyor. Burada eteğimizdeki taşları döküyoruz. Yüz yüze konuşup olayları çözdüğümüzü düşünüyorum ben. Eğer burada olmak, bizimle yarışmak isterseniz de şu altınları kazanmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07 başvurunuzu yapın ve şurada karşımda göreyim sizi istiyorum. Dün 3 haftalık gelini Fatma'nın çeyizini ilk defa gören Emine kayınvalidem bugün de ilk defa gelininin evini görmüş. Neler oluyor? Beraber keşfediyoruz gerçekten. Neden ilk defa gördün acaba? Gördükleri karşısında da pek de hoşnut olmamış. Buyurun beraber izleyelim sebebini. Hemen sağ tarafımda normalde çocuk odası fakat ben çocuk odasından protez tırnak uzmanı olduğum için malzemelerimle değerlendirmek istedim. Böyle malzemelerimi koydum. Fatma ben bunları aldığım kredi çektim sana 150 bin. Aa, ay, kredi mi çekti sana? Senin kredinle alakalı hiçbir şey hayır, yok orada. Ben... Evini niye göstermiyordun bana? Bunlar için mi göstermiyordun? Ben senin paranla neden malzeme aldım ya? Göstermedin bana. Vardı, dükkan hey. Kayınvalidemle biz birlikte perde bakmaya gittiğimizde daha az miktar ödemek için bana pilesiz bir perde yaptırdı ve şu an ben onu kullanmak durumundayım bakın. Benim perdem neden pilesiz?
Bana bunu açıkla. Sen istemedin mi pilesiz diye? Düz olsun ben hiç yapamam demedin mi? Ben pile nedir bilmiyorum bile. Nasıl pilesiz isteyebiliyorum? Hayır, sen dedin ki ben ütüyle falan uğraşamam. Düz olsun. İnanmıyorum sana. Burada duyup şaşırıyorum yani. Hayır, bak, duyup şaşırma. Kendi pile ağzına dedim. Zaman, bu, yani bu yaşıma kadar duymamışım. Sen bana diyorsun ki pilesiz istedim. Fatma, sen buraya beni niye çağırdın? Reklam etmek için mi çağırdın? Hayır, reklam etmek için çağırmadım. Yemek yapayım, düğünde takmadığın altın bilezikleri burada tak diye çağırdım. Ben sana altın da taktım. Tamam, devamını burada tak diye getirdim işte. Hakikaten insan bir sorguluyor. Fatma, kayınvalideni buraya niye çağırdın? Düğünümde takamadığı altınları burada taksın diye. Devamını getirsin. Bana daha altınlar kazandırsın diye. Yapabilirse. Bayağı da şikayetim var kayınvalidenle. Evet, evet var. 150 bin lira kredi çekerek... Ben... Dur bir anlatsın. Evini beğendin mi? Önce onu söyleyeyim. Öyle ya, devam evini edeyim. Evini ilk defa görüyorum. Beğendim. Ama tırnak odasını... Yani benim onunla hiç bir bilgim yok. Ve ben 150 bin kredi çektim eşya almaları için kendisine verdim. O setup'ı kurmasından mı rahatsız oldun? Hani? Evet, ondan ben çok rahatsız oldum. İş yapıyor. Yani Adana'da öyle bir şey yoktu. Yani nereden çıktı o zaman bunlar? Ne alaka, ben bir yıldır bu işi yapıyorum. Tamam, sen bu işi yapıyor olabilirsin ama hiçbir şey söylemedin. Yani benim sana vermiş olduğum, çeyiz için vermiş olduğum, kredi çektiğim parayla diyorum. Yani gidip tırnak odası mı kurdun diyorum. Bir kere ben senin bana verdiğin parayla tırnak odası falan kurmadım. Bir kere bunu bir geç. Yani benim normalde de bir dükkana ortak olduğumu, dükkan sahibi olduğumu biliyorsun. Şimdi bu krediyle alakalı bir durum değil. Orayı bir geçelim. Evet. Onun dışında da senin aldığın, krediyi çekip aldığın, bana gönderdiğin 38 bindi. Ben de gittim ona oturma odası ve yatak odası buldum. Evet. Benim 150 bin çektiğim kredi nerede? Altın alındı. Sen onu kendine yani soracaksın. Altın alındı. Sen diyorsun ki çıkıp altın takılmadı. Peki. Perde diyorsun. Perdeye çok takıldım. Benim pilelerim nerede gerçekten? Yani yeni gelinin pilesi olur. Aa. Olur. Yeni gelinin pilesi olur da... Yani sen nasıl istediysen ben o şekilde yapmaya çalıştım. Hayır. Ama hiç yaranamadım. Emine abla sen yanlış anlamışsın. O düz derken bence modelsiz olsun. Evet. Çünkü yeni ben de evlenirken asla böyle dantel falan olsun istemedim. Evet, ama evet. Tuğbacığım, sen de bir tık masraftan kaçmak için dediğin gibi pile olduğu zaman 3 metre ya 6 metre oluyor. O pile metre atıyor ve fiyatta gerçekten fark ediyor. Ben sık pilede yaptırdım. Benim bir de 3 katıydı. Yani o pileler para katıyor. O da düz dedi. O düzü oradan yakalamış. Düz demek motifsiz demek aslında. Elif senin pilelerin var mı? Var. Çok sık pilelerim var. Çok sık pilelerim evet, var. Senin var mı? Benim de canım var. Ama şöyle benim aa, de bayağı övünerek söylüyor. Evet, tabii ki pilelerim. Yani tabii ki var. Allah. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben Fatma'nın kayınvalidesini bu kadar eleştirmek, yani bu kadar aşağıya çekmek mi diyeyim, nasıl diyeyim size yani. O şekilde yapmasına kesinlikle karşıyım. Bize dedi ki, bana dedi, kayınvalidem dedi, hiçbir şey yapmadı dedi. Emine teyze, Emine abla ona 150 bin lira para çekmiş. Evet. Hiçbir şeyi bize söylemedi. Ve dedi işte dedi parası olmadığı için de şöyle de böyle kıvırdı burada. Yo, ben kıvırdığını düşünüyorum. Evet. Asla kıvırmadım. Evet, kıvırdı, ben o 150 bin bana gelmedi. Bana 38 binin geldiğini söyledim. Gerisiyle kendisi ne yaptı bilmiyorum. Bakın o zamana kadar 38'i bile söylemedi. Evet. Bana ya, hiçbir şey yapmadı. Çünkü bin, miktar olarak bulunuyor. 150 bin zikrediyor ya kayınvaliden. Evet, 150 ben ona bin kredi çektim. Sana eşya evet. al diye verdim diyor. Benim aldığım eşya hatta ben kendisi daha pahalıya mobilya bulmuştu. Dedim ki gerek yok ben kiracıyım bak, dedi. Sen 150 bin lira sana vermedi. Yok yok bana gönderdi. Mobilya parasıydı. Bu konuda altın ben düğün masrafı için kullandım ama ben kendiler için çektim bu 150 bini. Düğün yani, yapmak için falan kullandım. Aynen evet. Bunun içinde tabii ki eşyaları, altını yani düğün masrafları. Altın da taktın. Evet. Niye evet, söylemedin yani? Tuğra taktı dedim zaten. Ha? Tuğra taktı dedim. Takmadığın altınları almaya geldim dedim evet, diye evet. soruyorum. Ya, şimdi şöyle normalde nişanda ya da düğünde illaki bir set takılır. Şimdi set takılmadığından kaynaklı Tuğra da, aldığımız Tuğra da yani set olmadığı için ben dedim bir altın takmadı ya da bir görünürde bir şey olmadığı için dedi. Bilezik de yok. Tamam ama o da durumunu söylüyor. Tabii ben de söylüyorum bakın her zaman diyorum. Sadece bakın hiçbir zaman beklentim ama o da asla aksini iddia edemez.
Ama artık son zamanlarda da hiç arama vesaire olmadığı için de bu kadar da önünü göremediği için ben artık hani nasıl diyeyim soğudum, kendimi çektim. Evin tamamını izleyebilir miyiz? Ben görmedim, siz gördüyseniz tamam. De. Komple bir izleyelim bakalım nasıl bir evmiş. Kızlar, öncelikle sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Kayınvalidem de sizinle birlikte evimin son halini ilk kez görecek. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Burası benim ara holim. Buradan böyle direkt banyom ve lavabom birlikte. Hemen sağ tarafımda normalde çocuk odası fakat ben çocuk odasından protez tırnak uzmanı olduğum için malzemelerimle değerlendirmek istedim. Böyle malzemelerimi koydum. Normal oturma odam da Amerikan mutfak olduğu için berjerlerimi buraya yerleştirdim. Hemen sol tarafta yatak odam vardır. Şöyle göstereyim. Burası da oturma odam. Oturma odamla mutfağım birlikte. Amerikan mutfak şöyle. Ben bej rengi olduğu için üstüne örtü aldım ki çok fazla kirlenmemesi nedeniyle. Bu da perdem. Size perdem hakkında hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yakından baktığınızda da perdem pilesiz. Düz. Böyle çektiğimde dümdüz duruyor. Bunun sebebi ise kayınvalidem ile biz birlikte perde bakmaya gittiğimizde daha az para ödemek için hem orada pilesiz yaptırıyor ki ben pile ne bilmiyorum. Bana diyor ki sen pilesiz istedin. Ben hayatımda pile ne duymamışımdır bile, pile nedir bilmem bile. Fakat onun bana iddia etti. Sen orada pilesiz dedin dedi. Ve ben o yüzden pilesiz yaptırdım dedi. Ama ben asla öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha az miktar ödemek için bana pilesiz bir perde yaptırdı. Ve şu an ben onu kullanmak durumundayım. Bakın dümdüz duruyor. Pile bu kadar önemli mi yani? Artık bu kadar pilede patladım. Evet. Öyle söyleyeyim. Tüm dolmuştu, pilede patladı. Halı yok. Aynen, ben söyleyeceğim. Evde halı ederim. Yok. Burama kadar geldi, siz benden önce daha. Yani pile gelene kadar aynen öyle. Nerede? Ve pile de var ayrıyetten. Sık pile halısı değil. Var. Alındı yani. Ama koymuyor. Kesme halı olduğu için ben de beğenmedim. Aynen. Siz bekar anne misiniz? Efendim? Bekar mısınız? Evet. Evet. Tahmin ettim. Tek başınız. Tek başına. Tek başına evet. Bir de yaptınız. Evet. Tek başına. Evet, tahmin ettim bekar anne olduğunu. Evet. Yani şey, yaşına veriyorum. Böyle hani daha küçük herhalde, değil mi? Hayalleri. Yani ilk çocuk olunca yani tabii ki benim de acemiliklerim var. Bu kadar aksini iddia ediyorsa hiç edemiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Nusayla Hanım, ben bir şey diyebilir miyim? Hayır. Yaşına veriyorsunuz ama maşallah yaşı 52 onun i̇şte, bence. Ne diyeyim? Hiç böyle evet, 22 falan anda. Değil. Evet. Acayip bilmiş bir şey. Böyle bir gelinim olsa var ya aklımı yitiririm ben. Aman aman, aman aman. Ama kayınvalidelerinde çok bilmiş ya, yaşına göre bilmiş. Yavaş yavaş tatlı tatlı büyüteceğiz yani. Fatma Hanım'ı da dişine göre bulmuş. Oo, bence de gibi değil. Böyle gelin vallahi aman kendisi aman. Kendisi istediği zaman o kadar güzel hayır. Yapıyor ki, o konuşma. Kadar güzel. Kendisi sessiz sakin yapar, kimseye gözükmez. Ama ben içimdeki dilime vururum içimdekini. Amacık bu yüzden böyle gözüküyor. Tabii tabii. Durum. Demediğin ama herkes istediğine inanabilir. Hiç umurumda değil. Şey, ben yaşadığımı Emine bilirim. Emine Hanımcığım, sen adım atmalıydın bence. Gidip çeyizinde görmeliydin. Ne olursa olsun evine de gitmeliydin. Sonuçta bir şekilde senin de oğlunun evi. Hüseyin Hanım, ama şu an yeniler. Yani ben balayından ayağımızın tozuyla geldik diyelim. Ama şey garip yani benimle birlikte bu evi görüyor olman da birazcık aynen, soru işareti. Aynen. Ya ama aynen. Sen de demek ki o sıcaklığı almıyorsun da gitmiyorsun. Hiçbir şey tek taraflı değil yani. Bence bir şey sıcaklık demeyelim ama ben mesafe sınır, diyelim. Yani. Sınır koymama rağmen balayında bile her gün görüntülü arayabiliyorsa bence sınır koyamamışım ben. Daha çok yenisiniz. Şimdi şöyle. Kim ister ya? Hayır, şimdi gerçekten konuşun. Balayındasınız, sabah normal konuşuyorsunuz, akşama kesin bir görüntülü arıyorsunuz. Ertesi gün de öyle. Ya arayamaz mıyım ya? Öyle. Benim oğlum sonuçta. Yani arayamaz mıyım? Bunlara girersek şimdi yani, çıkamayız. Öyle. Biraz uzun bir mevzu evet. Çünkü. Yani ne patladım diyeyim ki? Patladım diyelim ya, öyle. Yavaş yavaş birbirinize... Ya ben de bir patlayacağım şimdi yani. Patlayabilirsin. Tabii ki patlayacağım. Evet. Artık ben de... Dök taşlarını dök. Sen zaten bugün... Yeter ya diye bir patlamışsın ve kayınvalidelerim de bayağı etkilenmiş bu durumdan. Üç kayınvalidemi birden ağlatan bir hayat hikayesi var. Kimin içinde ne saklı bilemiyoruz. Anlattığın kadarıyla biz de şahit olalım. Buyurun. Ben 7 yıl önce eşimi kaybettim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Eşim tır şoförü. Bir gece işte uyuyor sanırım. Otobüse arkadan vuruyor.
9 gün falan bir yoğun bakımda kaldı kendisi. Ama ben hani şey sanıyordum, iyi durumu yani kalkacak, yine aramıza dönecek diye düşünüyordum. 10. günü vefat etti. Kaç yaşındaydınız dul kaldığınızda? Benim eşim 36 yaşında vefat etti. Siz benden 3 yaş büyük, 33 yaşındaydım. Peki. Nasıl idame ettirdiniz hayatınızı, yaşantınızı? Ben bir çöküş yaşadım ilk önce. 3 ay falan böyle kendime gelemedim. Çok bekledim. Gelecek diye bekledim. Ben babamı da akciğer kanserinde kaybettim bu arada. Yani 3 yıl aralarında yok. İlk önce eşinizi, sonra babanızı kaybettim. Yok, önce babamı kaybettim. Sonra eşimi kaybettim. Yokluğunu en çok ne zaman hissettiniz? Ya en çok çocuklarımda hissettim. Ben bunları nasıl büyüteceğim? Çok kötü bir şey bir kadın için. Evet. Hep kaygılandığım çocuklarımdı. Tekrar hayatınıza birini alma, yani evlenmeyi düşünmediniz mi? Hani erkek çocuğu için böyle bir şey çok zor. Yani istemediler. Hep ben onları büyütmekle mücadele ettim. Senin içinde böyle bir evet, yaralan. Bana geçen bir şey var seni gördüğüm andan itibaren. Ben böyle küçük aynı şekilde babamı kaybettim. Şu an neredeyiz bak. Yaşıyordum yani. Babam da terörle vefat etti. 13 gün kaldı yoğun bakımda. Başın sağ olsun. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Hepimizin bir hikayesi var. Yani herkesin bir yarası var. Sen de duyunca etkilendin şu anda. Emineciğim. Kaç çocuğun var? 3 tane. 3'ü de erkek mi? 2 olan bir kız. Kızım 16 yaşında, en küçük. 33 yaşında dul kalmışsın. Evet. 33 yaşında dul kaldın ve çocukların kaç yaşındaydı? Yani Fatma'nın eşi kaç yıl oldu? Yani 16 yaşındaydı. Yani tam ergenlik dönemindeydi, hani öyle diyeyim. Küçük oğlum ortaokul 1'e başlamıştı. Fatma'nın eşi lise 1'deydi. Kızım ilkokuldaydı. Yani onların da çok zor bir dönemiydi, yani öyle diyeyim. Yani tam babaya ihtiyacı olduğu dönemlerdi. Yani onları toplamak da çok zor oldu. Yani kendimi toplamakta mücadelem ağırdı, yani zordu. Ama çok şükür büyüdüler. Ama en büyük kaygım nasıl büyüteceğim onları. O kadar haklısın ki. O an ne hissettin? Yani çok... Ya hep korktum. Bu haber sana nasıl geldi? Bu haber bana... Neredeydin? Ne yapıyordun o anda? O gün biz... ben yatmadan önce eşimle konuştum. Saat 12 civarlarıydı. Konuştuk, bayağı bir konuştuk. Uzun yola gitmişti. Hani dedim ki gel, hani özledim falan, gelir misin? Bu sanki böyle şey olmuş gibi dedi ki ben gelmeyeceğim. Yani saat 12 gibi falan bayağı bir sohbetimiz oldu bizim. Sonra, sen hissettin mi acaba? Yani evet, son günlerde böyle şey olmuştu bende. Hani eve gelmesini istiyordum. Normalde hani çalışıyor, ekmeğini kazanıyor. Ya ben ona eve gel demem mesela. O işi icabı dolanır gelir. Ya o günlerde de hani hissettim. Aslında ben bunun rüyasını gördüm. Yani rüyasını gördüm ama ben kendine rüya gördüm demedim. Ama ısrarla eve gelmesini istedim. O gece konuştuk. Gece 2:30, 2:15 sıralarında işte
yanında arkadaşları vardı işte. Onlardan telefon geldi. Yalnızmış kaza. Yalnız, evet yalnız ama şimdi bunlar hep arkadaş çevresiyle gidiyorlar. Hani birkaç kişi falan. Onlardan telefon geldi. Gece işte telefon çalıyor, çalıyor. Uyanamadım. O acı çalar ya böyle evet, gece. Uyanamadım. Küçük kızım anne dedi telefon. Oğlum uyandı, hepsi uyandı. Büyük oğlum babaanneydi o sıra. Yani ben o telefonu açacağım ama diyorum ki bir şey olduğunu biliyorum yani açamıyorum. Açtım. Yani o telefon işte dediler kaza yaptı. Saat gece 2.15 sıralarıymış. Uyumuş sanırım. Hani bilmiyorum. Ama biz 12 gibi konuştuk yani. Bayağı bir konuştuk falan. İyi geceler. Hani güzel de bir konuşmamız kendine oldu. Kendine dikkat et. Evet. Yani bir uyandım o telefona. Dediler kaza yaptı. Ama durumu o zaman da ağırmış. Fakat iyi falan hani bir şey yok. Hadi siz kalkıp gelin falan gibisinden. Yani o an zaten çözüldüm yani. İnanmadım. İşte abisi aradı beni. Geliyorum dedi hani gidelim beraber falan. Biz sabaha karşı çıktık hemen arkasından. Çocuklar. Ama hep çocuklar annemde kaldı. Üçü de kaldı burada. Yani çocuklar da benden hiç ayrılmamıştı. Hani babalarını gidiyordu, geliyordu. Hani onu illaki alışmışlardı. Ama benim yokluğuma hiç, hep birlikte olduğumuzdan hiç alışmamışlardı. O da çok bir zor süreç oldu. Şey dedim, ama ben hep şey zannediyordum. Yani durumunun iyi olduğunu düşünüyordum. 9 gün yoğun bakımda kaldı. Hani ben... Acaba ayağımı kırık, yani yaşayacak mı? Ama durumu gerçekten ağırmış. Hatta şunu dedim, kızına çok düşkündüm. Yani sen konuş, bu seni duyuyor dediler yoğun bakımda. Girdim, dedim ki, yani... Kızın için. Yani kızın için dedim. Yani kalkman lazım. Ne kadar öyle kaldın? 9 gün kaldı işte yoğun bakım. Sen o şokta ne kadar kaldın? Ben bir 3 ay atlatamadım. Uyumadım. İlk şeyi söylesene. Nasıl hissettin yani yokluğunu nasıl hissettin? Ya inanmadım. Ben şu an şöyle diyeyim. Hala benim içimde bu ukde. Ben İzzet Baysal'da, Bolu İzzet Baysal'da kaldım. Çok oraya gitmek istedim. O yoğun bakımdaki yattığı yatağa. Görmek istedim sonra. Hep içimde kaldı. Hala yani gitsem giderim yani. Götüreyim yani inanmıyorum. Ben seni. Hani gidip o yatağa diyorum görmek istiyorum yani. İçimde öyle kaldı. Yani 3 tane çocukla bir evet, anda tek başına kaldın. Yani bir saniyede kaldın. Gece, evet. Hayat mücadelesinde baş başa kaldın. Evet. Her tekime dokunsam tabii benzer şeyler yaşıyor. Gönül abla sen de 1,5 yıl oldu. 3,5 yıl oldu. 3,5 yıl oldu eşini kaybedeli. 2019 yılında Ekim'de. Sen nasıl kaybetmiştin? Benimki 40 gün içinde vefat ettin Nursel Hanım. Kanser olmuş hatta. Dört yerinden kanser olmuş. Evet, evet hiçbir şey yok. Ben anladım kanser olduğunu. Ya nasıl yani? Dişim ağrıyor dedi.
götürdüm hastaneye, yok bir şey. Bir de ağrıyor dedi. Çok severim ayrıca. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaşasaydı beni çok rahat ettirecekti. Ay kıyamam. Beni yalnız bıraktı zaten. Ay kıyamam ben sana ya. Ay nasıl bir cümle bu Tuğba? O yani çok seviyordu. Ağzıma bir baksana dedi, kızım dedi bir şey olmuş. Bir açtı ağzını dedim, eşsin de baban kanser, hemen götürmemiz lazım. Doktor gibi. Gerçekten de çene kanseri olmuş. Nasıl anladın? Benim babam kanseri atlattığı için kanser türlerini araştırmıştım. Kanserli bir hücrenin parçaları oluyor böyle, hareket ediyor gibi. Ağzının içinde kocaman bir kanser hücresi. Et memeliği, et sallanan bir et ufacık orada. Çene kanseri olmuş. Çene kanseri. Benim yanımda öldü. Yine aa, geldi dedi ki Tuğba'nın evine geleceğim dedi. Akciğer, benim yaptığım çorbayı içti öldü. Yani Melike sana dönmeyeceğim zaten. Keşke benim babam hastalıktan ölseydi yani. Aşkım sen biraz sakinleş istiyorum. Evet. Yani şu açarsam çok dağılırsın. O yüzden sen birazcık bakın, burası böyle bir yer işte, o kadar gerçek ki herkesin bir hikayesi var. Ve aslında anlatmaya çok muhtacız, paylaşmaya evet, çok muhtacız. Işte... Paylaştıkça hafifliyor acımız. Nusret Hanım ama benim çocuklarım büyüktü. Mesela evlendiydi o küçük yaşta. Ay, o ben düşünemiyorum. Onun yani bana yani tamam eşimi kaybettim ama en azından çocuklarım ikisi de evlenmişti. Sonra yani benim yaşımda vardı, o genç kalmış. Yani onunki daha yani anlatılacak bir şey değil yani. Bakın şimdi bak, bu biliyor musunuz mucize değil mi? Az önce bak birbirini... Ya Fatmacığım, öyle pileler mileler istiyorsun da bu kadın o pilesizi bile nasıl yaptı evet, aslında evet, ona bakmak lazım. Nursel Hanım, hayatta ben seni şey... çok takdir ediyorum. Evet, evet. Vallahi para çok değildir, takdir ettim. Evet. Hayatta hiçbir şey para değildir. Tabii ki değil. Önce sağlık. Evet. Benim eşim yani kaza yaptığı tır yani 100 milyar liraydı. Evet. Ama getirmedi. Onu getirmedi yani. Tabii. O parayla gelecek olsaydı... Sen yani, ne yaptın? İşe mi başladın? Evet ben yani normalde çalışmıyordun. Hayata atılmak zorunda kaldın. Aynen, ben ev hanımıydım. Çocuklarıma bakıyordum. Öyle olduktan sonra mecbur iş kadını olduk diyelim. Sana aferin. Çok güzel. Hep çalıştın. Evet. Çok güzel. Gerçekten. Ve o burukluk var sende, o özgüven evet, sorunu oluşmuş belli ki tek başına kaldığın için. Burası seni güçlendirsin inşallah. Amin. Tamam mı? Çünkü çok güçlüsün yani. Teşekkür o kadar ederim. Kim başarabilir? Çoğu kişi bunu başaramaz. Diyorsun ya 3 ay şoktaydım. Çocukların evet, için kalkmışsın. Bak şu anda buradasın. En çok izlenen bir programdasın. Evet. Ve bizim için çok değerli 4 kayınvalideden bir tanesisin. Teşekkür ederim. Ve çok tatlısın bence. Şimdi dağıldık da dağıldık. Evet. Son tadımı yapmamız gerekiyor. Biz bir yaşımızı silelim, saçımızı toplayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Günün en zor tadımı olacak çünkü yani duygularımız şu an çok karışmış durumda. Kimin neydi? Ah Şahesteciğim. Tamam, geldi. Gel. Gel şekerim. Bu sefer bir kolay toparlayamadık kendimizi. Sen iyi misin? İyiyim. Afiyet olsun. Başlayalım mı? Hadi başla. Kuş kadar kuş kadar yemesenize, 10 tane pirinç almak nedir çatala? Yok alıyorum da hepsinden alacağım için. Tam şöyle yapayım. Sonra bulamadık. Ben sona kaldığım için herhalde. Yalnız bunun pirinci diri geldi bana. Ama fena değil diyorum. Bayağı diri bunun pirinci. Bayağı hem de. Et de biraz diri ama anca zaman yetmiyor. Onu diğer etler de aynı şekilde ise ona şey yapmayacağım, baz tutmayacağım. Eti sert, pirinci, hı-hı, diri. Pirinci diri, çok diri.
patlıcanı nasıl doğramış ve kızartmış onu da söyle. Patlıcan zannedersem jülyen olarak kesilmiş. Aynen. Ondan sonra da sarılmış. Onda bir problem yok. Da ince değil. Bence patlıcanı iyi yani. Peki. Kesilişi. Bu tabağı beğendin mi? Sen beğenmedin Ay, mi? Ay özür dilerim. Ha? Fena değil diyelim. Bunları bir Peki. şey yapayım. Peki. İkinci tabağımız. Ama şey diri. Pirinç. Dediğimiz gibi patlıcan yağı içer ama bundan bir tık daha yağı iyi. Fakat benim damak tadıma göre ben yağı seven bir insanım. Şimdi bir de o var. Benim ilk kayınvalidem öyle ben basardı yağ, evet, ben basardı yağlı, tuzu. Biz yağlı severiz, zeytinyağı özellikle mesela dolu. Ben bunu lezzetli buldum. Güzel. Patlıcanı bana göre iyi, güzel. Eti bundan daha pişkin. Bunu. İkinci tabağı daha çok beğendim. Pirinci de daha, evet, daha güzel, daha iyi pişmiş. Ondan daha iyi. Yani tam karar bunun pirinci. Diyebilirim. Patlıcanına ne dedin? Patlıcan zaten normalde yağ içer. Patlasın kocan derler ya. Patlıcan diyen dillerimi yerim. Bunu dedirtmeye çalışıyorum. Ben yağı severim. Tamam. Ama yağ Bu da yağlı içiyor. Olmuş mu? Olmuş. Yani güzel, benim istediğim gibi. Bol zararlı olmuş mu? Tamam. Yapacak bir şey. Evet, beğendik. Güzel, beğendim. Ve geride bırakıyoruz. Bunu da beğendim. Ya benim ağzım damak tadıma göre yani... Tamam, söyle bize. Bu da güzel. Yani duysun. Eti de pişik. Bunun Süper. Da eti pişik. Şey artık bu şeyden soru kusura haklısın, bakmayın. Haklısın. En zor senin oldu durumun. Evet. Pilavlar da zaten tane tane. Yani pilavlar da güzel pişmiş. Ha bu da yapış yapış değil ama pişmemiş. Hı-hı. Bir tık pişseydi aslında en akan buydu diyebilirim. Ama bunlar da o şekilde. Yani pirinci de güzel. Tamam. Yani bu da pişik. Güzel. Sen şimdi şey, ikiyi mi daha çok beğendin, üçü mü? Bu da güzel. Acıyı da seviyorum. Tamam, söyleme, puanlarından anlarız. Tamam. Birazcık merak edelim. Beğendik ve geride bırakıyoruz. Evet. Son tabağımız, günün de son tabağı. Açıyorum mu? Evet, lütfen. Çok enteresan. Pekmez kullanıldı. Çiçek pekmez, bunu da aldım. Bilemiyorum, belki de... Bir tek bu tabakta mı hissettin? Bir tek bu tabakta ama tabağı beğenmedim. Aa. Beğenmedim. Şey, neden beğenmedim? Beğenmedin? Bunda da hafif acılık var. Neyini beğenmedim? Yağlı severim ama sanki bu... Bilemiyorum. Yani eti pişmemiş bunun. Tamam. Pirinci. Bunu, pirinci hemen hemen şu üçünün pirinci pişmesi. Bir daha bakacağım yalnız. Hemen hemen aynı. Şu üçünün. Patlıcanı nasıl? Patlıcanı... bir tık sanki burası yağı daha çok fazla kızmadan atılmış. Hani yağlı seviyorum ama o kadar da bu kadar da değil. Şahesteciğim, bir türlü aradığınız o performansı gösteremediniz. Hı-hı. Gelin kayınvalide olarak. Bir kere buldun benim hatırladığım. Evet. Evet. Üçüncü haftaya Hı-hı. girdik. Hazırsan. Birinci tabak bir. Birinci tabak bir puan. Şunu daha çok yok. Şununla şu hemen hemen aynı ayardaydı. Birine 5, birine 4 vereceğim. Hani ikisini de çok beğendim. Beğendiğim tabaklardan iki tanesi bunlar. Devam et lütfen. 5. Üçüncü tabak 5. Üçüncü tabak 5 puan. İkinci tabak 4. İkinci tabak 4 puan. Ve? Dördüncü tabak 2. Dördüncü tabak 2 puan. Evet. O zaman da o dördüncü tabaktan tamam. başlayalım. Puan koklatmak gibi bir şey şu iki puan. Ya gerçekten ben alsam çok moralim bozulurdu. Hazırsan eğer iki puancık son kayınvalidemin puanları bakalım kime gitti. Sadece iki puancık alabilen tabağımız, aç görelim kime ait? Melike. Ben sana diyorum ki anne, emin olmadan verme. Veriyorsan da bir tane 5 ver, gerisine 1 ver ya.
Hadi bana vermedin, hepsine gene sen çalacaksın çeyreği ya. 14 bilezik diyorlar, şaka değil yani bu. Bu şaka değil, bulutlarda değiliz. Bu gerçek. Takamayız, sıkıntı yok. Teşekkürler. Bitti. Konuşabilirsiniz. Var mı söyleyecek cevabın? Melike yapamamışsın, yapamayınca da vermedim. Evet, etin pişmemişti. Pilav olarak şu üç tabak aynı, şu hariç diri. Ama pilav olarak hepsi aynıydı. Pişmemiş hayatım. Anne! Bir şey söyleyeceğim. Herkesten düşük bir puan aldın. Ay seni de biliyoruz Tuğba'cığım. Şu anneme bir şey de. Kadın ne yediyse onu yorumladı gerçekten. Ya seni şeyden izledim tabaklarda. Çıkıveriyor aradan ya. Ağzından çıkan her şeyin de altına imza atarım. Vallahi billah. Bütün kayınvalideler de senin tabağına aynı yorumları yaptı. Yani şimdi evet, sen yorum yapmayacağım diyorsan yapamazsın çünkü yapıyorum. Tabağının savunulacak hiçbir tarafı yok. Çok bile verdi, bence bir hak ediyordu. İnşallah o bir sana gelmiştir. Bak anne. Gelmez bir bana. Bir saniye bak. Kayınvalidemle ya ben de böyle yani. Vermek zır ister zır miydin? Aradan çıkıyorsun ya. Çıkma bir. Çıkma bir konuşayım ben ya. Konuş. Az önce ben yorum yapmayacağım dedin. Anne bak bunları sen yapıyorsun. Tuğba'nın yakasına çeyrek taktırmayacaksın. Bugün bana kayınvalidesi ne dedi biliyor musun? Bundan sonra sana bir dedi. Ve sen... Ben sana söylememe rağmen 5-1-1-1 yap dememe rağmen hala daha bu puan dağıtıyorsun. Çiğdem abla da aynısını söyledi, yapsın aynısını. Yakalarına takıyorsun anne. Yakalarına takıyorsun. Ben Çiğdem teyzeyi de zamanında çok yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Her zaman bütün herkese yapıyorum ben. Ne yapıyorsun ya? Hiç kimse bir arıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ben şok aldım, şok oldum. Benle bileziği ortak olunca bu kız full bir almadım arkadaşım. Ya Tuğba sen kendine ne özgüven patlaması yaşıyorsun ben anlamıyorum. Nasıl özgüven? Bir şey yapmıyorum. Bu neyin özgüveni? Bu neyin özgüveni? Arkadaşım tabağınızı savunamıyorsanız. Pardon bak teneke listedesin. Anlatabiliyor olabilir muyum? Sen de bilirsin. Kızlar hadi bir sakinleşin. Ay bana bir şey oluyor. Şimdi ben patlarsam görürsünüz ha. Gel şekerim. 4 puan. 5'i kaçıran gelin kim acaba? Şu anda biraz da şans faktörü girdi yani devreye. Yani çünkü ikisi de aynı evet dedi. Ya buna verecekti evet beşi ya buna he verecekti. Şimdi bu şanssız gelin aslında acaba şanslı kim? Aslında şanslı bence. 4 de fena şanssız bir puan mı? Çünkü 1 puanla. 1 puanla. Bilezik. Ya 1 de olabilirdi. Kaçırdın. O daha büyük şanssızlık. En azından 4 yani. Niye bunlar cır 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 cırlıyorlar arkada ya? Bir puanın bile sorgusunu yapıyorlar ya. Aslında doğru yapıyorlar. Yapıyorlar da ama yani bu kadar olmaz. Bir de verebilirdim. Elenebiliyorlar. Ya ben bir de verebilirdim. Hepsini aynı bir de verebilirdim. Aynı zamanda da bilezik kaçırabiliyorlar. O yüzden gene de tabaklarını bugün savunuyorlar. İkinci günümüz. Açalım daha üç günleri gel, var. Gel sağ salim şu programı bir kapatalım. Hazırsan eğer aç şekerim 4 puanı kime vermişsin? Tuğba. Çalışıyor zaten ben Tuğba. Şöyle söyleyeyim. Kuraya sayemizde. Şöyle. Yorumlarından bile sayemizde kendi tabağımı tanıyorum. Neden? Bütün kayınvalideler aynı yorum yaptı. Çiğdem abla, annem ve sen şu an benim elimden ne aldın biliyor musun? Günün tabağı olmayı. Ben herkesten 5 aldım o tabakla. Senin bir saniyelik... Soracaksın mı neden bir puanımı kıracaksın? Hayır sormayacağım. Ay, çok teşekkür ediyorum vallahi. Dedim ki ikisi de aynı şansını ben 4 aldım. Yani yanındaki 4 aldı. Ay, 5 ben aldım. De 5 aldı. Melike'nin tabağındaki pilav da... Üçüne de aynı pilav dedin. Onda sıkıntı evet, yok. Ama evet etini de pişmiş olarak pişmiş çok olarak beğendin. Evet, beğendim. Ama işte 5'i bana verseydin herkesten 5 aldığım için gurur duyardım. Anne ben Tuğba'ya bir şey söylemek istiyorum. 4 olduğu için çok üzüldüm sadece. Tuğba bana söyleyip duruyor ya sen nasıl girdin benimle Kura'ya diye. Asıl Kura'ya. Sen, aynen. Bak dilimi şey yapma benim tamam mı? Sinirlerim de gergin zaten. Daha demin neler yaşadık neler yaptık farkındasın. Üzüldük yani değil mi? Şahsam, onun için şey yapma. Sen diyorsun ya benimle sen nasıl Kura'ya girdin? Asıl benim kaynanam sayesinde sen benimle Kura'ya girdin. Şükret. Ama şükret, şükret al. Kayınvaliden sayesinde değil. Tabii canım. Kayınvaliden demek ki benim tabağımı beğenmiş bana 5 vermiş. Tabii. Şimdi nasıl dağıtıyor sana. Ya Allah aşkına beğenmese bana niye 5 versin 4 versin? Ben onunla sonra konuşacağım. Bunlar da akşam otelde kaynananı al odaya. Aynen öyle. Anneciğim böyle böyle Tuğba'ya sakın vermedi. Aynen öyle yapacağım. O kızgınlık halinde söyleniyor. Nereden bileceğiz? Al.
Şimdi de şanslımızı bulalım. Dört de alabilirdi. Fatma mı, Elif mi günün en pırlanta puanını kaptı. Bu puan şahane bir puan çünkü rakipten geliyor. Ya Fatma'ya ya da Elif'e. Hazırsanız açıyorum. Açıyorum. Günün en güzel puanı kime gidiyor? Aç şekerim. Elif. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şahisteyiz. Tabağımı beğendiğini söyledim. Beğendiğini söylemedim. Beğendiğini söyledim. Yani bu tabakta bir verebilecek kadar yapamamışsın. Kötü bir tabak değildi. Yapamam. Bak herkes bir vermiş. Yapamamışsın. Verebilirler. Herkes bir verebilir. Kimsenin ağzının tadı yoktu bugün. Ah canım benim. Öyledir. Maalesef hepimizin ağzının tadı yoktu. Senin sayende zaten. Sen başardın bunu. Fatma, bana da böyle hani düşük puanlar verildiği oluyor. Ben evet yaptığım tabaktan emin oluyorum ama genelinde düşük puan aldığında diyorum ki evet yapamamışım demek ki ya. Bir yerde bir yanlışlık ama yapmışım diye kendimi diyorum. Sorguluyorum. Senin daha gidecek çok yolun evet. var Fatma. Ama ben neden böyle söylüyorum? Çünkü düne nazaran heyecanım bugün daha azdı ve daha iyi yemek yaptığımı düşündüğüm için söylüyorum. Sana dedim onun ya. Yoksa herkes bir verdiğinde evet. Hiç emin olma hiçbir şey. Öyle bir şey söyleyeyim ben mi? Ben o yüzden savunuyorum. Çünkü bugün gerçekten çok motive ve çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Fatmacığım sen tatmadan bile o tabağın ben baktığımda hani gözümle görsel bile olarak. Diri görsel olarak pilavın diri olduğu zaten belli. Pişmemiş. Demlenmemiş. Evet. Pişmemiş. Patlıcanı kızarmış. Buradan ben görüyorum bak değil. Uzaktayım hiç yakınına gitmedim. Eti pişik değil. Patlıcanı tane da kızarmamış. Tane tane ama neden tane tane? Pişmemiş. Pişmediği için. Evet. Patlıcanı da kızarmamış. Kızarması dediğim gerekiyordu gibi, beyaz. Ben düne nazaran daha iyi yaptığım, daha heyecanımı attığım için bugün çok iyi tadına bakmadım. Ama çok iyi yaptığımı düşünerek yaptığım için birilere saygı duymadım. Fatmacığım bu senin çok güzel yaptığın bir yemek mi? Bu düne nazaran bugün daha iyi, daha heyecanımı gönderdiğim için evet. diyorum zaten. Daha güzel dün daha çok heyecanlıydım. Daha ama bugün yapmıştım. O heyecanım olmadığı için gerçekten güzel yaptığımı düşündüm. Sen bu tabağı güzel deme, sakın deme yani. Hiçbir şey tamam, olmamış bugün herkesten biri almış olduk işte. Elenmeye yaklaştık. Kayınvalidenin sayesinde. Yok herkes verdi, sadece aynen, sizler sadece senin sütün aynen, değil. Hepimiz mi bir verdi Fatma? Çünkü hiç olmamış. Sevgili gelinlerim ayağa kalkalım. Çok önemli bir haftanın içindeyiz. Neden? Çünkü bu hafta bu yolun sonunda tam 14 altın bilezik var. Resmen servet değerinde. Ve cuma gününe sadece 3 gün kaldı. Muhtemelen şu çeyreği alan gelin o bileziklere bir adım daha yaklaşmış olacak. Hem de kendine daha çok güvenerek. Hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Tuğba! Çak. Sen hep böylesin. Bir başladın mı durmuyorsun. Evet. Yani her şey çünkü enerji. Enerji geçen haftanın... Bak kendi takıyor. Ben kendimi takacağım çünkü. Tebrik ederim. Ay gelin ya oynayalım Allah aşkınıza. Bence Niyasi Uğurlu geldi. Ne deseniz deyin. Ay gelin. Gelin içimiz şişti gelin. Gel küçüğüm buraya. Yönetmenim en güzelinden çal bize. Yarın aynı saatte buradayız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, balı damakta. Gelinim mutfakta.
puan durumu şöyle. Tuğba 23 puan, Elif 18 puan, Melike 10 puan, Fatma 5 puan. Senin kayınvaliden otelde mi kalıyor Elif? Hayır. Neden oteldeydi? Neden Şahiste teyzeyle çay kahve içmeye gereği duydu? Şahiste teyze demiş ki, Çiğdem çıkışta gel bir çay kahve içelim. Hayır. Ve oteli gör. Mevzu şöyle olmuş. Lütfen kayınvalidene söyle, kendini benim üstümden çeksin. Ve ben ağlasını da istedim. Birazcık aklı başına gelsin. Benim arkamdan neler konuştunuz çok merak ediyorum. Siz planla mı yaptınız yoksa bana bir iftira atabilmek için mi yaptınız? Ama...